Selamünaleyküm dostlar. Dört Çeyrek isimli hikayemizin 6. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Osman günlerdir dil döküyordu annesine ama İnci ikna olmuyordu bir türlü. Aslında bir anne olarak çekincelerinde haklıydı. Bir dönem kalmışken okuluna değiştirmesi dersleri açısından sorun olabilirdi. Açığı kapatırdı Osman ama endişe ediyordu. Sonra İstanbul'da ruhen yıpranır ve yine ruhen kaybolur diye korkmuyor değildi. Konya büyüktü ancak İstanbul kadar hareketli bir şehir değildi. Orada daha rahat ediyordu içi. Artık oğullarına daha da düşkündü. Hakan giderken de istememişti evden ayrılmasını ama o zaman yanında Melih vardı. Geçmiş canlandı zihninde İnci'nin. Melih, Hakan burada da okuyabilir. Lütfen bu şekilde destek olacaksan olma. Ben de istiyorum evladımın başarılı olmasını. En iyi üniversitede okumasını ama aklım hep onda olacak. Yanına gitmek istesem mesafeler çok. Hem sonra ne yer ne içer. Bak, seninle konuştuktan sonra kesinlikle ikna olmayacağıma karar verdim. Melih kafasını iki yana salladı. İkna edilmesi zor bir kadın deyince ama mantığına doğru yol gösterilirse kabulleneceğini de biliyordu. Hayatım, o zaman sen nasıl evlendin benimle? İnci bu soruya hazırlıksız yakalanmıştı. Ben yalnız değildim Melih. Sen vardın yanımda. Melih İnci'ye arkadan sarılıp boynundan kokusunu içine çekti. Doyamayacağını bilse de. Sen de anne babanın biricik evladısın İnci. Ta İzmir'den Konya'ya sırf bizim için çıktın geldin. Günlerce gözyaşı akıttın. Yine de gitmek istemedin benden, bizden. Bensiz olamazdın çünkü. Bunun için annen de baban da gönül koymadı sana. Hatta bana da. Şimdi senin oğlunun yuvadan uçması gerekiyor. Hem önemli olan sonuç. Gitmekse ikisi de gitmek. Ha ideallerinin peşinden, ha sevdiğinin. Bunun aslı kararda sebat. Hakan sana çok benziyor karıcığım. Eğer bir yola çıkacaksa neleri feda edeceğinin farkında ama vazgeçmiyor. Evladımız sana benzediği için onu yargılamamasın. İnci'nin gözünden bir damla yaş yuvarlandı. Bu Hakan'ın İstanbul biletiydi esasen. Nasıl olacak bilmiyorum ki Melih. Arkasından sarıldığı için yüzünü göremiyordu ama ağladığına emindi. Daha fazla öne eğdi kafasını. Of Melih, evet eşek kadar oğlum evlen gittiği için ağlıyorum. Hadi dalga geç. Melih içten bir kahkaha attı. Karıcığım biliyorsun fazla hassasiyet bizim yaşımıza gelince yaşlandı. Ondan bu kadar duygusal yorumlarına sebep olabilir. Halbuki sen daha çok gençsin, çok güzelsin. Bir dakika ya, çocukları boş mu versek? Sen gel bakalım şöyle. İnci Melih'in beline ufak bir çimdik attı. Senin yaşında böyle edepsiz şeyler düşünen adamlara ne deniyor biliyor musun? Melih'in değişen surat ifadesiyle bu kez kahkahayı atan İnci olmuştu. Ah kadın... Sen benim ömrüme nasıl bir hediyesin? Nefes aldığım sürece yanından ayrılmayacağım. Gitmek istemem ama yine de arada şöyle kaş göz yap, ne bileyim öpücük falan at. Hani gidemeyişimin garanti belgesi gibi. Mührün dudakların olsun kadınım. Bunu deyip kocaman bir öpücük kondurdu İnci'nin dudaklarına. Onlar ilk gün aşıklarıydı. Ama insanların en büyük yanılgısı bu değil miydi zaten? Söz ağızdan inşallah denmeden çıkıyordu. Ama sonunda haşa suç yaradana yüklenmeye çalışılıyordu. Kul inşallah der, yaradan dilerse inşa eder. Söz vermek aynı bir bebeğin sizi bir daha ağlamayacağına inandırması kadar garip. Belki de gereksizce vurulan bir ümit aşısı. Melih de yıllar önce bir söz vermiş ancak sadece bir kul olması sözünü apansız çiğnetmişti. Özlemi ağır basıp ne zaman gözleri dolsa babasının kokusunu saklayan Osman'ı alırdı kollarının arasına. Şimdi bundan da mahrum olsa büsbütün yalnız hissedecekti kendini. Ancak Osman'ı da anlıyordu.
Genç bir adam olarak babasıyla en azından aynı şehirde nefes almak istiyordu. Gelin görün ki inci için anıları bırakmak, veda etmek gibiydi. Elbet Yaradan yine kulunun yaptığı onca planı ince ince işleyecekti. Şer görünendeki hayrı serpiştirecekti göz bebeklerini. Annem, güzeller güzelim, sen gel evet de seni dünyanın en mutlu kadını yapayım. Yok ya, bu bana olmadı. Dur, yeniden deniyorum. Annem, güzeller güzelim, sen gel evet de evi üstüne yapayım. Hakan gözlerini devirdi. Ev zaten incinin üzerineydi. Elimde avucumda neden hiçbir şey yok benim? Söylediğim hiçbir şey bu muhabbette uymuyor. Kullanacak bir şeyim de yok. Annem, sen de ters ters bakıp hiç yardımcı olmuyorsun. Hayır, sen bu Şişmebot üniversiteyi kazandığında he dedin. Küçük çocuk lanetinin beni bulacağını hiç düşünmezdim ben ya. İnci gülmemek için dudağını ısırıyor, Hakan da milyonuncu kez ofluyordu. Beyinlerini yemişti ikisinin de. Osman bir şeyi kafasına taktığında öyle düşük çeneli oluyordu ki konuşmadığı zamanların açığını kısa sürede kapatıyordu. Oğlum, öncelikle abini bu şekilde nitelendirmen hiç hoş değil. Hayır, maşallahı var çocuğumun. Kıskanıyorum de anlayalım biz de. Burada kalmana gelince de birinci kez tekrar olmaz diyorum. Benim yanımdan ayıracak bir çocuğum daha yok geride. Hiç mi beni düşünmüyorsunuz? Ne yaparım ben bir başıma? Düşünmez olur muydu? Gözlerine uyku girmiyordu ama bağlıyordu bu şiir işte. Sormuyordu ardında bırakacağım var mı? Sormuyordu ki gönüllü müsün diye. Bir virüs gibi işgal ediyordu ah bu hayat olduğunu bilmeden. Tam o sırada Hakan'ın çalan telefonuyla ikisinin de odağı değişti. Hakan tam hareketlenecekti ki olduğu yerde kala kaldı. An be an değişen yüz ifadesinden Osman şaşkınlığı, İnci ise adı gibi bildiği oğlundan umudu okumuştu. Tam olarak yer tespiti var mı? Bir sokak, herhangi bir adres. Gerekirse kapı kapı dolaşırız. Bıraktıklarında durumu nasılmış? Peki adam nerede? Bu kadar mı? Tamam, görüşürüz. Hakan telefonu alnının ortasına bastırdı. Yapacağı açıklamayı kafasında toparlıyordu. Osman ve İnci ise kalplerini sıkıştıracak haberi bekliyorlardı. Ama tamamen endişeyi okuyan Osman için durum çok daha kötüydü. Burnu sızlıyordu. Hissedebiliyordu ama endişeleri büsbütün yersiz çıkacaktı. Kapadığı gözlerini açıp sırayla önce İnci'ye sonra da Osman'a baktı. Derin bir nefes aldı ve gürültüyle bıraktı nefesini. Beyoğlu. Tam olarak karış karış arayacağımız semt Beyoğlu. O gün babamın olduğu arabayı kullanan şoförü serbest bırakmışlar. İşleri bitince onca para alan adamın vicdanının sızlayacağını hesap edememişler demek. Bu kadar tedbirsiz davranmaları da bizim işimize gelmiş oldu. Adamın kimliğini gizliyorlar ama gereken bilgileri almayı başarmışlar. Galata yakınlarında bir yere bıraktığını söylemiş. Ama ilk kez gördüğü yerleri bir de gece olunca bulamayacağını eklemiş. Bilmiyorum, belki onun da vicdanı bir yere kadar konuşuyor. Melih, o nasılmış? Yani bıraktıklarında. Hakan'ın telefon konuşmasında en çok takıldığı yer burasıydı İnci'nin. Kulaklarında çınlıyordu bu soru. Annem, ben durumunun çok iyi olmadığını daha önce söyledim. Çok fazla hırpalamış olmaları şaşılacak bir mevzu değil. Adamın tek dediği nefes aldığıymış. Herhalde bırakanlara ölmesi emri verilmiştir ya da konuşmamış olduğunu tahmin ettiğin için geri dönmek üzere bırakmış da olabilirler. Bilemiyorum. Biz bir yere kadar söz sahibiyiz. Hatırlıyorum dedemin ölümünü sorguladığım bir gün anneannem demişti ki ''Oğlum, ömür tayin edilmiş. Sen bırakmak istemesen de gidecek. Ama bazen ellerinden kaysa yine geri dönecek. Hayatın cilvesi bu. Demek ki bizim ne yaşayacağı günler var. Sorgulayacağımıza adım adım yaklaştığımız için sevinmemiz lazım. Şükür ki hepsi bizim lehimize gerçekleşen olaylar. Bunca sıkıntının içinde bu bizim için bir umut. İnci kalbinden taşan coşkuyla Osman'a sarıldı. Gözyaşlarını serbest bıraktığında Osman da tek damla gözyaşını akıttı. Başını kaldırıp abisine baktı. Acaba annesini rahatlatmak için mi böyle konuşmuştu?
Hakan'ın gülümseyen yüzüyle derin bir nefes verdi. Gözyaşı akıtırken gülümsemesi bu kez hayra alametti. En azından o öyle umuyordu. Osman, kal oğlum, hatta birlikte kalalım. Hıçkırıklar arasında dudaklarından çıkan cümleler Osman için öyle bir gönül rahatlığıydı ki. Zorlamayacak deyince, anılarını kalbinde taşıyıp evlatlarına destek olacaktı. Bir anda ayağa fırladı Osman. Abi kalk, kalk gidelim şu Galata'ya. Arayalım tek tek bütün evleri. Anlatırız insanlara. Babamızı aldılar bizden. Onu bulmaya geldik deriz. Herkesin anne babası var. Anlarlar bizi. Hadi abi kalk. Hakan Osman'ın heyecanının farkındaydı. Yüreği başka atıyordu ama tedbiri elden bırakmayacaktı. İyi kurgulamalıydı her şeyi. Kapı kapı gezse de bunu toy bir delikanlı gibi yapmayacaktı. Adım adım gidecekti. Osman'ın yanına gidip sarıldı Hakan. Onu sakinleştirmenin tek yoluydu bu. Küçükken de ne zaman ağlasa Hakan sarılırdı. O da sırtını boş bırakmayıp elini yavaş yavaş vururdu. Şimdi kocaman elleriyle yapıyordu bunu. Yıllar geçse de çocukluk geçmiyordu kimseden. Hangimizin çocukluk diye geçirdiği alışkanlık ya da huylar aksetmiyordu ki bugünümüze. Siz Konya'ya dönüyorsunuz yarın. Üçümüzün bir arada olması ve aynı anda bizim bunları yapıyor olmamız dikkat çeker. Artık peşimizde kimsenin olmadığını biliyorum ama şu an için tedbirli olmalıyız. Belki de çok iyi saklanıyorlar, bilemeyiz. Eşyalarınızı toparlayın evden. Bir haftaya kadar burada olun. Size söz veriyorum. Babamı kendi ellerimle bulup karşınıza çıkaracağım. İnci bir an yıllar önce yaşadığı güne gitti. Melih de söz vermişti. Nefes aldığı sürece yanından ayrılmayacaktı. Şimdi bir söz daha bıçak gibi kesmişti gülüşünü. Yine mi söz menziline varamayacaktı? Belki yine tekerrür edecekti bu söz vermenin zehri. Sessiz kalan Osman'ın aklından türlü şeyler geçiyordu. İlk kez hırs nüksetti damarlarına. Ben bulmalıyım dedi içinden. Ben kucaklamalı, gördüğü ilk kezler benim gözlerim olmalı. Ve gelelim Bekir'e. Annem, güzel oğlum, ilk göz ağrım, cam parçam. Kalk yerine yat oğlum. Bekir bir anda erkilip etrafına bakındı. Elindeki Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koydu. Önce göğsüne bastırdı, sonra masaya bıraktı. Uyuyakalmışım annem. En son günlük evraklarımı çekiyordum. Kur'an-ı Kerim okuyacaktım. Nerede kaldım acaba? Gözlerini ovuşturarak başını annesinin dizlerine koydu Bekir. İçten bir şekilde gülümsedi oğlunun telaşesine. Ah be oğlum, bir gün olsun sabah namazından sonra başını yastığa koymuyorsun. Bak okula da gidiyorsun. Allah muhafaza, rahatsızlığım var zaten. Bir de yorgunluk eklenince bir şey olur diye korkuyorum anneciğim. Bekir annesinin elini alıp dudaklarına götürdü. Koklayarak öptü avuç içlerini. Cennet ayaklarının altında ise kim bilir avuçlarında neler saklıydı. Ölmeden önce yapılacaklar listesi yapıyor şimdiki gençler. O dağa tırmanayım, bu uçurumdan da atlayayım. İşte gün batımını şu sahilden izleyeyim. Takdir ediliyor hayatı kaçırmadıkları için. Benim de gençliğimin adrenalini bu diyelim annem. Günde mutlaka 10 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyayım. Sabah namazından sonra gün ışırken ibadet edeyim. Mutlaka siyer okuyayım. Hayatı kaçırmak umurumda değil. Ben ahireti kovalıyorum. Varsın mahrum olduğum şey uyku olsun. Hem merak etme, sağlığıma azami derecede dikkat ediyorum. Gündüz eğer vaktim olursa mescitte kalule yapıyorum. Evde olunca şu tekli koltuğuma kıvrılıyorum. Hem sen de bilirsin geç yatmam ben. Bir nizama koyunca 24 saat bana fazla bile geliyor. Biliyorum ki Rabbim bereketlendiriyor vaktimi. Kulu ibadet ediyor su gibi ihtiyaçtan. O yine kıyamıyor, vaktine vakit katıyor. Şükürlerim hep eksik kalıyor annem. Başımı yastığa koyduğumda bazen şükürlerim dakikalarca sürüyor ama yetmiyor biliyorum. Birini unutsam affı olur mu diye düşünüyorum. Şeytan tam yeise düşürecekken kutsi hadis geliyor hemen aklıma. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Hemen mitvar oluyorum. Rahmeti bol olan umulur ki bana da merhamet eder diyorum.
Bazı geceler uyku girmiyor gözüme. Elim ayağım titriyor amellerimle sorgu suale çekileceğimi düşününce. Sadece yaptıklarımdan değil, yapmadıklarımdan da sorumluyum biliyorum. Yüreğimi ferahlatmak için gazabından kaçıp yine rahmetine sığınıyorum. Annem, bizim ondan başka kimsemiz yok. Belki yarın yokum, belki sen. Ama o şah damarımızdan daha yakın. O her anıma yar benim. Unutmuyorum asla varlığının nasıl bende hayat bulduğunu. Hem çok sevip hem nasıl korktuğumu. Vicdanımla baş başa kalınca nelere tanık olduğumu bir ben biliyorum. Ve ben yüreğime düşecek, bana sevdayı imtihan edecek kimseyi de istemiyorum. Fatma'nın dolan gözleri bir anda açıldı. Boşluğa düşmüş gibi hissetti. Vücudu kas katı kesilmişti. Neler diyordu böyle cam parçası? İncitmeden Bekir'in başını okşadı. Oğluyla konuşurken hep seçtiği kelimelere dikkat ederdi. O yüzden şimdi de asla aşırılık yapmayacak, tane tane anlatacaktı fikirlerinden hoşlanmadığını. Sen diyorsun ki evime geldiğimde beni güler yüzle karşılayan bir sevdiğim olmasın. Diyorsun ki ayaklarıma sarılacak evlatlarımı elimin tersiyle iteyim daha doğmadan. Sen diyorsun ki dünyadayken cenneti yaşamayıp kendimi tekliğe mahkum edeyim. Annem, ben bunu nasıl kabul edeyim? Nasıl kahrolmayayım senin şu arzuladığını? Bekir'in boğazına bir yumru oturdu. Annesinin titrek sesi de hiç yardımcı olmuyordu. Derin bir nefes aldı. Açıklamaların en büyüğünü annesi hak ediyordu. Evime geldiğimde annem açacak kapımı. Bak, hem ayrılmayacağım dizinin dibinden, fena mı sultanım? Belki bir değil ama binler çocuğun başını okşamak fırsatı geçecek elime. Baba olmasa da onca çocuğun ağabey olacağım. Hem ben hiçbir zaman yaşarken cennete talip olmadım ki annem. Dünyadan geçişi hep zorluklara gebe olan peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dünyalık cennet yakışır mı? Sonra nasıl cennetin kapısında bekleyen efendime sıkıntı görmeden hep rahatlık görerek geldim ya Resulallah derim. Kendi kanımdan evlatlarım için canımdan evlatlarımdan geçmek istemiyorum. Ben her şeyi bir arada hakkıyla görülebilecek biri değilim ki. Aciz, garip bir ben nasıl yeterim hepsine? Evladımdan da kısamam eşimden de. Vaktimi nasıl hakkıyla tayin ederim? Yaradan bilir hangi yolda yolcu olacağımı. Kadere müdahale etme gücüm yok belki ama karar verme yetim var elhamdülillah. Binler için bir hal olmaktan vazgeçecek cesaretim var çok şükür. Doğrusunuysa Rabbim bilir. Fatma kendini daha fazla tutamayıp gözyaşlarına boğuldu. İstemiyordu o gittikten sonra yalnız kalsın. Diyemiyordu da ya ben ölünce diye. Bekir annesine sıkı sıkı sarıldı. Bunu yapmak zorundaydı çünkü biliyordu Fatma birilerini araya koyup yuva kurmasına vesile olacaktı. Annem, gözyaşını cehenneme gideyim diye mi akıtırsın? Yoksa gideceğimi bilip merhamet ettiğin için mi ateşi söndürmek istersin? Fatma kafasını salladı sağa sola. Konuşmak istiyor ama kelimeler dökülmüyordu ağzından. O zaman ağlama güzel annem. Her biri ok olup saplanıyor yüreğime. Dünyanın sonu değil, ilk de olmayacağım. Bu bir vazgeçiş değil, kaçış da değil. Bu benim için bir tercih. Ahiretimi düşünüyorum, rızayı ilahiyi düşünüyorum, yaradanın cemalini düşünüyorum. Ne eksik kalacağım ne de fazlayım. Tam olacağım inşallah. Sen yanımda olursan da arkama hiç bakmayacağım. Annesinin yüzünü avuçlarının içine aldı. Maide suresinde der ki Cenab-ı Allah, Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla yani Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarıp sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Rabbin hidayeti için dünyayı bir kalemde silmeye bu kadar gönüllüyken geri dönemem. Mesleğimi de sırf zalimlerin ıslahına vesile edeceğim inşallah. Ötesi ise yok benim için. Fatma çaresiz hal diliyle kabullendi söylediklerini. Ama kalbi belki bin bir parçaya ayrıldı. Sığındı hemen evladının kollarına. Üzüldü. Belki kahroldu içten içe ama kızamadı Fatma. Anladı evladının nerelere gönüllü, nelere sevdalı olduğunu. Hep kucağında bebeğiyle hayal etmişti ya, varsın olsun dedi. Varsın gönlünün limanına yaklaştırmasın kimseyi.
Yeter ki o nefes alsın, boğmasın dünya onu. Beni fani bir meleğe anne eden yaradana şükürler olsun. Bebeklerin masumiyeti hep melek olarak düşer diye dudaklara gencecik evladını öyle masum gördü Fatma. Aşırı geliyordu çevresindekilere Bekir şüphesiz. Başka bile bakıyordu gözleri sağlam ama yüreği kör olanlar. Ama aslı buydu insanın mayası, özü. Çamurlaşmadan toprak gelip toprak gitmek. Bekir öyle bir duygu yoğunluğu yaşıyordu ki annesinin gözyaşları içerisine çok dokunmuştu. İncitmek istememişti halbuki. Ancak Allah'ın izniyle dediği bir kararı da daha fazla içinde tutamamıştı. Gecesinde Rabbi, gündüzünde Rabbi varken istememişti merkezinde kendi olan böylesi bir sorumluluğun yükünü. Sonunda anneciğinin ellerinden öptü ve odadan çıkana kadar ardından izledi. Gecelerce kararını hayra çıkarsın diye yaradana dua etmişti. Eğer dilim çözülecekse de bilirim ömrüme biçeceğini demişti. Öyle de olmuştu. Bir çırpıda gönlünden geçen dinle mesken kurmuştu. Sesi kararına destek çıkıp aksetmişti dünyayı. Bekir öğle namazını birkaç damla yaşla eda edip sonsuza kadar kapattı açılmayan gül bahçesinin kapısını. Yaşları belki ömrüne nasip olmayacak çocukları içindi, belki de vazgeçtiği uğruna döküyor, şükrediyordu içten içe. Gül bahçesine bülbül olamamanın hüsranı oturmuştu belki yüreğine. Belki de gülün kokusunu duyamayacak olmaktı üzünü. Ama her şeyin ötesinde ilmi ve merhameti ömrünü koşatan Rabbinin rızasına talipti. Ne güle sevdalanacaktı, ne bülbül gibi şakıyacak. O bahçenin bekçisi olacaktı sadece. Seccadesini topladı, üzerine çeki düzen verdi. Giyim kuşamını her zamanki gibi özen gösterdi. Bir mümin en güzel haliyle arza endam etmeliydi. Gören bir daha bakmalı demek değildi bu. Aksine mütevazılığını gizlemeliydi tertemiz elbiselerini. Gösteriş müminin ruhunda olurdu ama işlemişse tene bambaşka gözükürdü insan. Ne kadar isteseniz de engelleyemezdiniz bunu. Heybetli, hal diliyle ben buradayım diyen bir kesveye bürünürdünüz. Abartmadınız ama hep abartırdı görenler sizi. Bekir böylesi heybetliydi işte. Annesini Allah'a emanet ettikten sonra buluşma adresine doğru yola koyuldu. Sakin başlamayan günü dinginliğe bırakacak gibi de gözükmüyordu. Zaman kolumuza asılıp geleceği gösterecek kadar kudretli olabilseydi belki koşardık gideceğimiz yere. Ve yine biraz olsun kudretli olabilsek biz tutardık kolundan kaçmasın diye. Ama ne insanın elindeydi bu ne de zamanın. O geçip gidiyor, biz sakince ardından yol alıyorduk. Birkaç gün önce sözleşmişlerdi Ömer'le. Birbirlerinin telefonlarını almışlardı. Buluşacakları adresi de mesajda göndermişti Bekir'e. Son model cep telefonunu eline almış, adrese şöyle bir bakmıştı. Ardından imalı bir gülümseme yollamıştı ekrana. Ah be gönlümün attığı yer. Ben gelmesem sen çağırıyorsun ya beni. Bilirim ki vardır bir hikmeti. Cümlelerini kurmuştu. Adres Ömer'in hayatını tepetaklak eden kararı aldığı yere işaret ediyordu esasen. Bilememişti Bekir'in bir Galata kuşu olduğunu. Osman'la buluştukları yerde buluşmak istemişti Bekir'le de. En büyük kabusum dediğini silmek değil, üstüne gitmek için varacaktı oraya. Ölüm insan hayatı için dönüm noktası olabilirdi ama Ömer için aynı zamanda bir çıkış kapısı olacaktı. Girdiği karanlık mahzenlerden umuda açılacaktı. Ne kadar kış ekilmişse ömrüne o kadar bahar açacaktı. Kucaklaması belki kolay olmayacaktı. Yağmurlar fazlaca işgal edecekti. Nasıl karanlık her bir zerremize işlemişken güneşe alışmak zorluyorsa gözlerimizi, ışık demetlerini kucağında taşımak da o derece zorlayacaktı. Ama öyle bir zaman gelecekti ki tamamen ışıktan ibaret olacaktı. Ömer bir an önce bir şeylerle meşgul olmanın boşluğa düşmemek için bir çıkar yol olduğunu düşündü. Ne kadar yalnız kalırsa o kadar sorgu suale boğacaktı zihnini. Kaçınmak istedi tüm bunlardan. Can, Defne, babası, yüreği öyle fazla yorulmuştu ki düştüğü yerden ne kaldırmaya mecali kalmıştı ne de yardım isteyecek kimsesi.
Derdi ne bilmiyordu ki, o yüzden yardıma ihtiyacı vardı. Bir şeyler birleşip çok şey olmuştu ve onu bambaşka bir yere götürmek istiyordu. Ulaşmak istediği bir mıknatısı ve ruhuna batan tüm iğneler onu gösteriyor, etrafında toplanıyordu. Aklındaki onca soru, yaşadıkları, nasıl bulacaktı o mıknatısın ne olduğunu. Yine kafası saçlarından karışık sıktı evden. Dalgınlığı has safhada yavaş yavaş yürüdü arabasına doğru. Şoför koltuğuna oturduğunda derin bir nefes aldı. Ürküyordu ister istemez. Gayri ihtiyari müziği açacaktı ki vazgeçti. Anısına saygı duyduğu canın Süleyt yanımdan gidene dek bunu pek yapmayacaktı. Bir iki kere daha olmuştu. Yanımdaymış gibi hissediyordu böyle zamanlarda. Bu isten kurtulmak istemesi de yoruyor. Her şeyi en baştan yaşamasına sebep oluyordu. Dayan Ömer. Zor olanı atlattın. Sık dişini biraz daha. Cevaplarını bulana kadar sabret. Kendi kendine telkin ediyor, ulaşmayı düşlediği yola doğru da ilk adımını atıyordu. Ne bugünü unutacaktı ne de yaşayacaklarını. Ömer mekana bir iki sokak kala ani bir frenle durdu. Arabadan inip hemen önüne atlayan çocuğun yanına koştu. Öyle ani olmuştu ki arabayı durdurmakta bir hayli zorlanmıştı. İyi misin? Bir yerin acıyor mu? Konuş güzelim hadi. Kız kafasını hızla sağa sola çeviriyor, iyi olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Öyle korkmuştu ki gözleri dolu dolu olmuş, ağlayacaktı az daha. Ömer ise Defne'nin gözlerinin aynısı olan gözlerle bir ana falladı. Haftalar önce onun da gözleri böyle dolu doluydu bir canı yüzünden. Kendini toparladı hemen. Şşş, geçti güzelim, geçti. Bir şeyin yok, ağlama lütfen. Ben göremedim bir an seni, çok özür dilerim. İçi parça parça olmuştu Ömer'in. Üzerinde başında çok bir şey yoktu. Havalar baharı müjdeleyecek olsa da hala soğuktu. Küçük kızın ellerini ellerinin içine aldı. Olanca nefesiyle üflemeye başladı. Artık o kadar iyi biliyordu ki soğuğun o keskin acısını. Hem küçük bir kız çocuğu vardı karşısında. Kayıtsız kalmak şöyle dursun, burnunun direğe sızlamıştı. Şimdi ısınacaksın, merak etme. Gel arabaya binelim. Isınınca seni istersen evine bırakırım. Olur mu? Küçüğün endişeli bakışlarını fark eden Ömer, elleri altında titreyen bedeni sesiyle sakinleştirmek istedi. Korkma ufaklık, ben yanındayım. Zannediyorum sen birilerinden kaçıyorsun. Söyle bana hadi, sana zarar verdiler mi? Başını aşağı yukarı sallayınca Ömer'in ağzından bir küfür savruldu. Onay almak ve olayı anlamak için sorularına devam etti. Kesin bu kansızlar birden fazla kişidir. Küçük kız parmaklarını kaldırıp 3 diye işaret etti. Ömer yine bir küfür savurdu. Küçük kızı 3 kişinin kovalaması ve bu kadar korkutması ayrı alamet değildi. Sam küçük kızı kucağına alacaktı ki gözyaşlarını bir noktaya bakıp akıttığını gördü. Başını çevirmesiyle de üzerine gelen adamları fark etti. Öfkenin damarlarına akışını hissetti Ömer. Hızlıca kızı arabaya bindirip montunu çıkardı. Sakın buradan çıkma adamlar gidene kadar. Anlaşıldı mı? Kızın yanağını öpmesiyle gülümsedi Ömer. Bir an içinde olsa teşekkür etmek istemişti güvende olduğu için. Ömer de aynı öpücükten küçük kızın alnına kondurarak kapıyı kapadı. Nerede hareket, orada dayak. Sonra vay efendim Ömer kavgacı. Yok efendim bu çocuk ıslanmaz. Lan bak şimdiden söylüyorum. Adamsanız teker teker gelin. Hoş adam olsanız ufacık kızı korkutup kovalamazsınız ama cinslerine tükürdüklerim. İlk hamle adamlardan geldi. Yüzüne gelen yumruğu büyük bir profesyonellikle savuşturdu. Gelen tekmeyi de eliyle engelleyip bu kez kendi bir yumruk indirdi. Tam isabet sağlamıştı çünkü adamın burnu kanıyordu. Yere yığılan adamdan sonra diğeri saldırdı Ömer'e. Bu kez daha erken hamle yapmıştı. Adamın göğsüne indirdiği tekmeyle hızlıca geriye savrulduğunu gördü. Ömer hepsinden iriydi ancak hala dinlenememiş vücudu yüzünden erken düşmekten korkuyordu. Bu sırada kız fark ettirmeden arabadan fırlamış koşuyordu. Birilerini bulmalıydı yardım için. Ömer ise son adamı da kafa darbesiyle yere yığmıştı. Yağmur köşeyi dönerken çarptığı bedenle yere yığıldı. Hızla kendini toparladı ama karşısında daha hızlı hamle yapan biri vardı. Hey Beki,
Bekir sıkıca sarıp gözyaşlarını sildi küçüğün. Yağmur, küçüğüm ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Birinden mi kaçıyorsun sen? Yağmur hızla nefes alıp hem elini hem de başını sağa sola salladı. Kötü adamlar kovaladı beni Beki. Kahyaman abi Kuytay'dı ama tek başına dövüşüyor. Kuytay onu ne olur. İçini çeke çeke konuşmaya çalışan Yağmur'un sana doğru iyiden iyiye hışkırması Bekir'in elinin ayağına dolanmasına sebep olmuştu. Bana yerlerini gösterebilir misin hemen? Ama bak sen ağlama. Kurtarmamız lazım şimdi abiyi, tamam mı? Yağmur gözlerini silip Bekir'i hızla kolundan çekerek Ömer'in olduğu yere götürdü. Ömer iki adamı feci halde dönmüş, üçüncünün ise üzerine çıkmış yumruklarını ard arda vuruyordu. Lan şerefsizler, kalkın da beni kovalayın. Göstereyim kovalamaca nasıl oluyor. Demek küçücük kıza yetiyor gücüne. Al ulan. Ömer yumruklarını sıralıyor, bir bakıma haftalardır yaşadığı yoğunluğu üzerinden atıyordu. Ama kendini kaybetmişken kaçırdığı bir şey vardı ki adamın ömründen yemesiydi. Yağmur'un gösterdiği yere bakan Bekir ölmek üzere olan adamı gördü. Öyle hızlı vardı ki yanına nefes nefese kalmıştı. Ömer'in son yumruğunu havada tutup kendine bakmasını sağladı. Katıksız kin vardı gözlerinde. Eş oranda da yıkılmıştık. Bu Yağmur'a verilen zarardan çok daha fazlasını barındırıyordu. Ölecek kardeşim, dur artık. Ömer elini hızla silkeleyip bir yumruk daha indirdi adama. Bir yanda Yağmur ağlıyor, öbür yanda Bekir çaresizce bakıyordu. Yeniden hamle yaptı Bekir. Bu kez yumruğunu daha sıkı tuttu. Bunu fırsat bilen adamlar kaçıp kurtulmak için sürünmeye başladılar. Ancak böyle bir şeyin fitilini ateşlemişti ki olacakları kimse engelleyemeyecekti. Ömer adamların kaçmaya çalıştıklarını görünce Bekir'i hızlıca itip adamların yanına gitti. Onları yerden kalkamayacak hale getirdi birkaç yumrukla. Bir de kaçıyor şerefsizler. Ulan var mı öyle küçük bir kızı ağlatmak ha? Var mı? Gebertirim ulan sizi. Ömer tam yumruğunu adamın suratına geçirmişti ki bulunduğu durumdan sıyrılması Yağmur'un çığlığıyla oldu. Peki bir an gerçekliğe dönen Ömer için zaman durmuş gibiydi. Bir süre nerede olduğunu algılamakta güçlük çekti. Çok geç fark etti neler olup bittiğini. Bekir elini göğsüne koymuş nefes almaya çalışıyordu. Zaten koştuğu için kesik kesik aldığı nefesler duvara çarpmasıyla daha da zorlaşmaya başlamıştı. Diğer elini iç cebine atıp havasını çıkarmaya çalıştı ama titreyen elleri buna mani oluyordu. Hem bu yaptığı hamleler Bekir'i yormaktan başka da bir işe yaramıyordu. Tekrar tekrar denedi ama olmadı. Başının arka tarafında da hafif bir sızı hissediyordu. Elini başına götürdü, sonra gözünün önüne getirdi. Bulaşmış olan kanı bulanık görüyordu. Ya Şafi, ya Şafi, ya Şafi. Yağmur ise aklını kaybetmiş gibi sadece çığlık atıyor ve ağlıyordu. Dizlerinin üzerine oturmuş, sık aldığı nefeslerle sadece Bekir'in adını sayıklıyordu. Haftalar önce gördüğü abisini hiç unutmamıştı. Bir dahaki karşılaşmalarının bu şekilde olması daha fazla üzmüştü onu. Bu çaresiz hali Bekir'e öyle çok dokundu ki bir şey yapamayacağını anladı o an. Bilincinin kapanmaya başlaması da sonra değdi. Tek bir nefesle küçüğüm ağlama diyebildi. Gerisi tamamen karanlıktı Bekir için. Sonrasında Ömer acil müdahale odasının kapısında bir o yana bir bu yana volta atıyor. Onun hızına yetişmeye çalışan Yağmur da ayaklarına dolanıyordu. Uf, bugün ikinci kez durduruyordu bu ses Ömer'i. Dizlerinin üzerine Yağmur'un boynu yetişinceye kadar çöktü. Bir şey mi oldu Yağmur, iyi misin? Kafasını aşağı yukarı salladı. Evet iyiyim. Ama başım dönüyor böyle bir oyaya bir buyaya. Bak duy konuşalım. Ömer o kadar endişeliydi ki Bekir için. Normalde olsa gülebilirdi Yağmur'un bu tepkisine. Ama tek kaşını kaldırmayı seçti. Ne konuşacak mısınız küçük hanım? Yağmur ellerini yüzüne kapadı. Utandırmıştı bu dediği. Boğuk bir sesle konuşmaya başladı. Peki iyileşsin diye ona şeker alalım mı? Ben şeker yiyince hemen geçiyor ya her şey. Bana biraz borç vereyim misin? Küçük avucunu Ömer'e doğru uzattı. Ömer önce o avucu öptü, sonra iki elinin arasını alıp alnına bastırdı. Yağmur boşta kalan eliyle Ömer'in başını okşadı. Ben Bekir'in şampiyonuyum. Kızılay'da oluyormuş şampiyon. Şampiyonlar güçlü oluyormuş ya.
Kalkınca artık şampiyon bekiyor olsun, olsun mu? Ömer başını salladı. Olsun tabi. Cebindeki parayı Yağmur'a azalttı. Gözleri kocaman olmuştu Yağmur'un. O parayı hep bozuk sanıyordu. Oo, çok mu paya? Paya demeyden olmaz mı? Ömer artık tuttuğu kahkahasını salıverdi. O kadar tatlı soruyordu ki sorularını, ona konsantre olurken ne dediğini unutuyordu. Çok paran olsun senin de. İstediğini alırsın, daha iyi değil mi? Yağmur dudaklarını büzüp bir süre düşündü. Ömer'e bir kez bile bakmadan birkaç adım atmıştı ki aniden arkasını döndü. Ama ben kendime bir şey almayacağım ki. Bekiğimi alacağım. Sen bana en iyisi demeyi paya ver. Hem baksana elleğime. Ellerini açmış Ömer'e doğru sallıyor, yüzünde güller açtırıyordu. Benim elleğim şimdilik ufacık. Demeyi payayla çok olursa ben neye koyacağım? Cebimde yok. Demeyi payan yok mu şimdi? Ömer daha fazla Yağmur'a işkence çektirmek istemediğinden cebindeki tüm bozuklukları eline tutuşturdu. Ağzını o şeklinde kocaman açtı Yağmur. Artık ne kadar kocaman olabilirse. Vay ya, sen de bir suyu paya vay Kahyaman abi. Hadi ben gidiyorum. Yine tam bir iki adım atmıştı ki arkasını döndü. Kimseye yumruk atma ben gelene kadar. Olay mı? Ömer dört parmağını havaya kaldırıp izci sözü verdi Yağmur'a. Ama Yağmur pek mana verememişti bu hareketine. Aynısıyla karşılık vermek istedi. Önce üç yaptı, sonra beş. En sonunda dördü buldu ama paraları etrafa saçılmıştı. Hemen toplayıp koşa koşa kantinin yolunu tuttu. Ömer ise gülümseyerek kafasını salladı sağa sola. Tam acile girecekti ki Bekir ise diyele çıkardıklarını gördü. Gözleri kapalıydı. Belli ki kendine gelememişti daha. Yağmur'un yanında kalmış, içeri girmek istememişti bunca zaman. Sedyede üzerinde nefessiz yatan bir insan da onun için ölümle eşdeğerdi. Hemşireyi kolundan tutup durdurdu. Ben getirdim de onu buraya. Şu an nasıl? Nefesleri düzene girdi mi? Başı ne durumda? Ne zaman çıkacak hastaneden? Kendine gelir mi hemen? O kadar endişeliydi ki durduramıyordu kendini. Yağmur kafasını dağıtmıştı ama şimdi sedyede götürülen Bekir aklını başına getirmişti. Durumu şu an iyi. Müşahede odasını alıyoruz. Henüz kendine gelemedi ama kısa sürede toparlayacaktır. Aslında havası varmış montunun cebinde. Belki onu alabilseydi daha kolay atlatabilirdi. Ama çarpmanın etkisiyle sanıyorum çıkaramamış. Ağır bir darbe almış. Bünyesi zayıf. Hastalığı da şiddetli olunca neyse ki siz yetiştirmişsiniz. Çok mu geçmiş olsun? Neyse ki. Durumu iyi demek istemişti galiba. Kendini bu kadar kaybettiğine inanamıyordu. Odaya girmek için hamle yapmıştı ki durmak zorunda kaldı. Ne diyecekti? Canımda ne diyordum ama kendimi kaybetmişim, kusura bakma mı? Yok, ben Yağmur'u bekleyeyim. Yüzüm yok. Dilim tutulur karşısında. Evet, kocaman çocuk küçücük bir yağmur damlasından güç almak istiyordu. Tam o anda pantolonunu çekiştiren Yağmur'u gördü. O olmasaydı bu kadar güçlü kalamazdı. Başka bir etkisi vardı insanın üzerinde. Hüznü size en dibe batırabiliyor, neşesi de yüzünüzde güller açtırabiliyordu. Bir de Defne'ye benzeyen gözleri içini öyle acıtıyordu ki kahraman ilan etmesi de ayrıydı. Arabada gelene kadar ağlamıştı Yağmur. Doktor, abin iyi, sen ağlarsan çok üzülür diyene kadar da susmamıştı. Sanki yaşlarını Ömer'in içine akıtmış ama benzin etkisi yapmıştı. Harlanmıştı yangını, şimdi kocaman olmuş gözleriyle bakıyordu. Açıklama bekliyordu belli ki. Yağmur, abin iyi olmuş, o yüzden sen gör diye başka odaya almışlar. Ben de girmedim, seni bekledim. Oo, yalnız bu şeker çok güzel. Kesin hemen iyileşecek. Yağmur ayaklarını yere vurup çığlık attı. Demek isabetli olmuştu aldığı şeker. Bekir'i hemen iyileşecekti. Hemen güyebilir miyim? Lütfen Kahyaman. Ah, böyle kahraman derse olmazdı ki ama. Bekle burada. Ben kapıdan bir bakayım. Bana göz kırparsa anlayacağız ki iyileşmiş. Anlaştık mı? Kafasını aşağı yukarı salladı Yağmur. Bu kez kapının kolunu indirdi ama Yağmur dürtüklemişti yine. Böyle mi göz kırpıyor yoksa böyle mi? Önce sol gözünü, sonra sağ gözünü kırpmaya çalışmıştı ama başaramamış, iki seferde de iki gözünü birden kapamıştı. Ömer yine yanağını dişliyor, gülmemeye çalışıyordu. Şöyle kırpar küçüğüm.
Ne yazık ki Ömer de iki gözünü kırpmıştı. Kapıyı açıp içeriye kafasını uzattı. Yağmur dayanamadı. O da kapının altından başını uzattı. Bekir hareketlilikle kapıya döndürdü başını. Hadi bir ufacık kızdı da diğer eşek kadar adam kedi yavrusu gibi kapıyla pervazın arasına sıkışmıştı. Yağmur hala içeri girmiyordu çünkü Bekir'in göz kırpmasını bekliyordu. Baktı bu böyle olmayacak, iki gözünü üç kere kırparak Bekir'e kopya verdi. Mesajı alan Bekir tek gözünü kırpınca kapıyı ittirip içeri daldı. Ömer az daha yere yapışıyordu. Bekir'im uyanmış mı? Bak sana şekeri aldım. Yiyorsun. Yok yok emiyorsun. Sonra hop iyileşiyorsun. Vay ya yalan söyleyemiyorum. Güzelim çok teşekkür ederim. Ben bilmem mi senin yalan söylemeyeceğini. Ver bakalım şu şekeri. Yağmur hiç vakit kaybetmeden şekeri uzattı. Avuçların içlerini birleştirip yumruk yapmış Bekir'in yemesini büyük bir heyecanla bekliyordu. Paketin içinden bir tane şekeri çıkarıp ağzına atıyordu ki Yağmur'un ağzını balık gibi açıp şekeri bıraktı. Yağmur ellerini yüzüne kapattı hemen. Utanmıştı yine. Sonra kağıttan diğer şekeri çıkardı. Göz ucuyla Ömer'e baktı. Hayran hayran ikisini izlediğini gördü. Yarım kızar, yarım gülümser bakışla şekeri Ömer'e uzattı. Bir an ne yapacağına karar verememişti Ömer. Kafasını salladı al der gibi. Koşup hemen şekeri ağzına attı. Bekir başını eğmiş gülmemeye çalışıyordu. Öyle hemen gülümsemek yoktu. Dikkatli olması gerekirdi sonuçta. Son şekeri de kendi ağzına attı. Yatağın üzerinde zıplamaya başladı Yağmur. Bekir iyi olmuş, Bekir iyi olmuş. Üçü birden gülümsüyordu şimdi. Hem de gizlemeden. Bekir'in saniye saniye donan yüzünü gören Ömer bir an panik yaptı. Bir şey mi oldu? Bekir kafasını salladı, cebini yokladı. Neyse ki telefonu o hengamede düşmemişti. Telefonu çevirip arama tuşuna bastı. Ömer'in sessizde olan telefonu titremeye başladı. Alıp kulağına götürdü. Selamünaleyküm kardeşim. Ben biraz rahatsızlandım. Kusuruma bakma, yanına gelemedim. Çok beklemedin inşallah. Hakkını helal et ne olur. Neredesin şimdi? Ömer ağzı açık bir şekilde Bekir'e bakıyordu. Ancak şarj etmişti kafası. Bekir'di ya tabii. Ödevi yapacağı çocuk. Ömer konuşmaya başladığı an Bekir'in şaşkınlığı öyle bariz okunur olmuştu ki yüzünden bu durum Yağmur'a çok komik gelmişti. Çünkü ikiz de komik komik bakıyordu ona göre. Ağır eşeklik ettim. Olmayacak bir iş geldi başımıza. Benim olmayan hakkım helal olsun olmasına da sen helal edebilecek misin? Bekir başını iki yanına sallayarak telefonu kapadı. Rabbi yine beklemediği yerden şefkatle vurmuştu. Rabbin nasip ettiğine eyvallah. Gelene de hoş geldin dememek olur muydu? Rabbim bilir en güzelini. Yazmışsa bir hayır vardır inşallah. Helal olsun kardeşim helal olsun. Şimdi az önceki kadar olmasa da yine de şaşkındı Ömer. Bu kadar kolay mıydı? Ölümüne sebep bile olabilirdi. Nitekim bunu dile getirdi. Şaka falan mı bu? Ya bu kadar kolay mı? Seni öldürebilirdim. İstemeden de olsa bunu yapabilirdim. Bekir kafasını sallayarak gülümsedi. Bu arada Yağmur yataktan inmişti. Ama ölmedim elhamdülillah. Ömrümü tayin eden yaradan daha nefes alınacak saatler yazmış bana. Bugün ölecek olsam da belki sebebi sen olmayacaksın. Yani demem o ki tevekkül çok güzel şey. Tevekkül? Basitçe açıkladı Bekir. Yaradanın takdirine boyun eğmek. Az önce dedim ya eyvallah diyeceksin. Anı geriye alamıyorsak isyan niye? Olan zaten olmuş, takdir edilen yazılmış ömürhaneme. Benim elimde değildi ki o an seni durdurmak. Şimdi buradayım, elhamdülillah sapasağlamım. Sızlanmanın da, sana sıkıntı vermenin de alemi yok. Zaten vicdanın sızlıyor. Bir de ben mi sızlatayım seni kardeş? Ne denir ki şimdi bu çocuğa? Eyvallah diyordu. Üzerine söz mü kalmıştı? Aynıyla karşılık verdi. Eyvallah Bekir, eyvallah. Tam ikisinin kelamı kenetlenmişti ki Ömer ayağını yediği tekmeyle kendine geldi. Yağmur kaşlarını çatıp dudaklarını büzmüş bir de ellerini göğsünde bağlamıştı. Çabuk büyüyecekti bu kız. Şimdiden evin Asi hanımı gibiydi. Uf uf gerçekten başım dönüyor artık. Bir sana bakıyorum bir bekiğime. Bir sana bir bekiğime.
Ben buydu yok muyum? Bir parmağını havaya kaldırmış, Ömer'e doğru sallıyordu Yağmur. Ömer çok içerledi bu duruma. Aşk olsun küçüğüm sana. Ben mi konuştum da hemen tekmeyi bana atıyorsun? Bir de parmak sallıyorsun üstüne. Lütfen adil ol azıcık. Bekir iki kaşını kaldırıp inanamaz gözlerle baktı Ömer'e. İnanamıyorum sana. Sen sebep oldun burada olmamıza. Bir de hala tekme yemem gerektiğini mi düşünüyorsun? Gerçekten inanılmaz piskinsin. Bak şu hak mevzunu bir daha düşüneyim en iyisi. Bekir Yağmur'a dönüp eliyle yanına gelmesini işaret etti. Şimdi ikisi de kızgın bakışlarla Ömer'e bakıyordu. Bil ki Bekir'im hasta. Hem de senin yüzünden. Hayatımı kurtardın diye her şeye eyvallah. Eyvallah. Neydi o Bekir'im? Bekir ne demesi gerektiğini tane tane söyledi. Heh, eyvallah mı diyorum? Demiyorum. Teslim olur gibi ellerini kaldırdı Ömer. İkisiyle birden mümkün değil başa çıkamazdı. Çünkü tüm hataları o yapmıştı. Suçlu sayılırdı bir bakıma. Öncelikle verilen hak geri alınmaz. Oradan bir yırttım ben. Lütfen ama lütfen bu bahsi kapatalım. Size gelince Yağmur Hanım. 2 dakikada sattınız beni. Ayrıca tekmen de acıttı. Karate falan mı yapıyorsun sen? Yağmur ellerini ağzına koyup kıkırdadı. Karate de neydi yahu? Bekir bir an cama baktı ama panjurlarla kapatılmıştı. Kalkmaya yeltenecekti ki başı döndü ve yatağa güç bela tutundu. Ömer hemen yanına gidip tekrar yatağa uzanmasını sağladı. Saati varken yapmak istediği şey o kadar saçmaydı ki. Nedense havanın kararmadığını görmek istemişti. Bir sorun mu var? Yardımcı olabilirim. Hayır, namaz kılmam lazım. Kerahat girmeden. Abdest alacağım. Şimdi başım da döndü ama az daha beklesem mescitte hallederim inşallah. Aslında hiç de kalkabilecek bir durumda değildi Bekir. Ömer de fazlasıyla endişeliydi. Hem bu halde namazımı düşünüyordu. Kaza diye bir şey yok muydu? Ya ben pek bilmem böyle şeyleri ama kaza falan mı ediliyordu namaz? Hüseyin amca sanki öyle bir şey yapmıştı ameliyat olduğunda. Ben tam olarak bilmiyorum ama öyle yapsan... Bekir anca gülümseyebildi Ömer'e. Kaza ansızın gelen bir durumu ifade etmek için kullanılır. Elin kolun bağlanır, bilincin kapanır. Bunlardır kıstaslar. Ama benim bilincim yerinde üstelik. Rahatım da yerindeyken kaza deyip namazı bırakmam nankörlük olur. Tekrar namaz kılma şerefi bahşedilmişken nasıl öylece terk ederim ben onu? Yabancı dilde konuşuyor gibiydi Bekir. Öyle uzak geliyordu ki içerisinde bir yer sızlıyordu ama bilmediği bir lisan nasıl etkileyebilirdi ki insanı? Hem sanki bir canlıdan bahseder gibi konuşmuştu. Aklına gelenle sızısı hafifledi Ömer'in. Bir an önce gerçek kılmalıydı bunu. Ben birazdan geleceğim. Sen sakın kımıldama olur mu? Nasıl engellerim? Buldum. Allah aşkına kalkma yerinden ben gelene kadar anlaştık mı? Bekir yapabiliyor olsa kahkaha atacaktı. Nasıl da vurmak istemişti can evinden. Akıllı çocuktu ve selam. Tamam kardeş tamam. Aşkı nesibesin inşallah yaradan da sen git gel ben kımıldamıyorum. Ömer gülümseyerek koşar adım çıktı. Bunu fırsat bilen Bekir Yağmur'a döndü. Dirseğini dizine koymuş sıkıldığını belli eder şekilde oturuyordu yatakta. Şampiyon hayırdır? Bunca olayın sebebi ne ola ki? Yani demek istiyorum ki sen kimlerden kaçıyordun Yağmur? Değişen yüz ifadesini an be an izledi Bekir. Bir anda sıkılkan kız gitmiş, panik bir hale bürünmüştü. Korkma benden Yağmur. Eğer hızla iyileşeyim istiyorsan bana her şeyi anlat olur mu? Evet, birazcık duygu sömürüsü yapmış olabilirdi ama başka çaresi yoktu. Ama sen beni hiç görmeye gelmedin. Küstüm ben sana. Yememişti Yağmur bu hamleyi. Misliyle de karşılık vermişti. Geldim Yağmur. Senin kaçtığın gün arkandan ben de koştum. Bir yere girdin ama ben seni gözden kaçırdım. Daha kaç kere geldim oraya ama seni hiç göremedim. Senin adını söyledim belki komşular biliyordur diye. Ama kimse tanımıyormuş. Galata'da belki rastlaşırız dedim. O da olmadı maalesef. Ben seni hiç unutmadım ama. Yağmur'un son duyduğuyla yüzü aydınlandı. O da unutmamıştı ki. Yağmur sen bir anne baban olduğunu söylemiştin. Hani bir de melek kardeşin. Onlar nerede? Kaçtığım yay evimiz değildi. Benim evim yok ki. Anneyle baba geliyor gidiyor. Bize yemek getiriyor, giysi getiriyor. Bu kadar.
Kadeş neye gitmiş? Melek oymuş. Bu kadar. Bekir duydukları nedeniyle çok büyük bir şok yaşıyordu. Kesinlikle bir anne babası olduğunu sanmıştı. Hatta sıcacık bir yuvası olduğunu da. Kardeşi de ya öldü diye düşünmüştü. Ama hiçbir tahmini tutmuyordu şu an. Sen nerede yaşıyorsun peki? Hem anne babana para verdiğini söylemiştin bana. Neden para veriyorsun? Ben başka yerlerde kalıyorum. Bazen bıcı bıcı yapıyorum böyle kocaman bir yerde. Köpüklü hayvay. Çok onlarla oynuyorum. Ama anneyle babaya bir ben paya veriyorum. Diğer çocuklar vermiyor. Çünkü bize bir yemek getiriyorlar. Ben de para veriyorum. Çünkü yemek almak için paya veli. Bu kadar işte. Nasıl kokuyor saçlarım? Banyolu gibi mi? Tokat gibi çarpıyordu Bekir'in yüzüne duydukları. Aklından bir an olsun geçmemişti sokak çocuğu olduğu. Öyle ki başı daha fazla dönmeye başlamıştı. Bir çıkarımda bulunmak istiyor ama eli kolu bağlı gibi hissediyordu. Bir kardeşi olduğuna emindi ama ne olmuştu meçhuldü. Belli ki melek oldu gibi bir yalan söylenmişti Yağmur'u vazgeçirmek için. Anne babası geldi aklına hemen. Birilerinin yardım ediyor oluşu anne baba misyonu oluşturmasına sebep olmuştu kafasında. Peki gerçek anne babası neredeydi? Yağmur'la sarılıp başını kokladı Bekir. Şampuan değil cennet kokuyordu. Mis gibi kokuyorsun güzelim mis. Peki ben seni eve götürsem benimle gelir misin? Bu beklenmedik teklif Yağmur'un gözlerinin dolmasına sebep olmuştu. Ah o bir damlaya razı değildi ki Bekir. Arkadaşların bana kızay mı? Nasıl el ki? Sen de mi oydasın hep? Yağmur'un merakı Bekir'i rahatlatmıştı. Çünkü merak ederse onunla gitmeyi kabul ederdi. Bu sürede de babasından rica edecekti ve gerçek neyse bulacaktı Bekir. Bir tane dedi içinden, bir taneye sebep olmak. Bence kızmazlar, hatta çok sevinirler, sen bana inan. Evin nasıl olduğunu da gidince görürüz. Ve sürpriz, ben hep oradayım. Yağmur, Bekir'in boynuna atlayıp sıkı sıkı sarıldı. Hıçkırıklarını durduramıyor, bir yuvanın telaffuz edilmesi yağmurlardan sonra bağrı açtırıyordu. Şşş, ağlama güzeller güzeli. Bundan sonra da hiç ağlama. Hiçbir şey sebep olmasın gözyaşına. Bir iki dakika geçmedi ki uyuyakaldı Yağmur Bekir'in kollarında. O da fırsattan istifade gözlerini kapadı. Başı öyle fena dönüyordu ki kımıldayamıyordu zaten. Tam o anda kapı açıldı. Arkadaş mübarek maaş kuyruğu. Bekir'in sus diye işaret etmesinden sonra özür dileyerek yanına koştu. Yağmur'u kucağından alıp yandaki sedyeye yatırdı. Üzerindeki montu çıkarıp Yağmur'un üzerine örttü. Kış günü belki de ilk kez üşümeden uyuyacaktı. Bekir Ömer'in sağ elindeki poşete ve sol elindeki kovaya baktı. Ömer de bir an önce açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Bir parça olsun içim rahatlasın istiyorsan bırak yardım edeyim olur mu? Bu sularla abdest alırsın şimdi. Kovaya akıtırız suyu. Olmadı paspas yaparım ben. Önemli değil. Su da bol zaten fazla aldım. Hadi abicim bakma öyle. Vakit geçiyor vakit. Çok bilmiş gibi konuşmuş bir de azarlamıştı Bekir'i. Gülsün mü bu kadar zahmete girdi diye kızsın mı bilemedi Bekir. Sen bu yüzden mi gittin? Kardeşim ne diyeyim ki ben sana? Bir şişeyi alayım o zaman. Bekir kapağı açılıp kendine uzatılan şişeyle harcayabileceği en az suyla abdest aldı. En son ayaklara gelmişti ki Ömer elini koydu. Ben yapayım mı? Başını eğersen belki yine döner. Bekir derin bir nefes alıp verdi. Neler diyordu bu çocuk böyle? Ben ayağımı uzatacağım ve sen yıkayacaksın öyle mi? Ne yaptın sen kardeşim? Muhafaza buyur. Rabbim sen beni. Bekir zor da olsa ayaklarını yıkamayı başardı. Ömer bu son durumu da düşünmüştü. Hastaneden aşırdığı sıvı sabunu eline sıktı. Öyle bakma. Bir doktorun odasından aldım. Tuvaletten değil yani. Sen sormadan söyleyeyim. Evet izin aldım. Birazdan da götüreceğim. Hatta bu kovada onun çöp diye almış. Daha kullanmamış. Yani bu da temiz. Ben eşittir hijyen. Hiç bakma öyle. Düşünüyoruz bunların hepsini biz. Sadece şiddete eğilimim yok. Yani beni yanlış tanıma. Bekir elini Ömer'in koluna koyup sıvazladı. Allah razı olsun kardeşim. Allah sana da nasip etsin inşallah. Ömer bir an anlayamadı ne dediğini. Namaz diyorum. Allah Celle Celalü dilediğini hidayete erdirir. Belki bir gün böyle benim için canla başla çalıştığın gibi kendin için de çalışırsın. Ömer kafasını salladı.
Nasıl da vuruyordu bilmeden. Günlerdir aklı karman çormandı zaten. Bir anlık bocalamasını gören Bekir istifade etmek istedi. İstiyorsun. İstiyordu elbet. Ben ezan sesine kayıtsız kalamıyorum. Bir yerde Kur'an okunsa bir garip oluyorum. Bunu da ilk kez sana söylüyorum. Sıkıntılı bir dönemin ardı bu benim için ve... Bu noktada kesti Ömer konuşmasını. Daha fazla devam etmeyecekti. Orta namaza özellikle dikkat etmemiz gerekiyor mümin isek. Yani terkini bırak, kaçırmak bile maldan, aileden, belki candan bile kayıp. Almak istersen abdestini ben seni beklerim. Çok büyük bir ikilemdeydi Ömer. Belki bugün şeytan ve nefsi işbirliği yapacaktı da bir dahakine izin verecek miydi? Yok sen kıl, Allah kabul etsin. Bir şeye ihtiyacın olursa ben dışarıdayım. Telefon, evet telefonum da açık. Görüşürüz. Galip gelememişti nefsine ama gözlerinden hayal kırıklığını okuduğu çocuk namazdan sonra bir de hidayeti için mümkün kılacaktı secdelerini. Allah iyiye ve güzele götürmek istediğinin göğsünü İslam'a açar. Eğer kul istiyorsa nefsini bir kenara bırakmayı, gönlüne koymuşsa vuslatı, yaradan o kulun elinden tutup kaldırır. Biiznillah. Sonrasında Bekir yavaşça toparlanıp ayaklandı. Artık kendine geldiğini düşünüyordu. Tam yağmuru kucağına nasıl alacağını düşünürken Ömer odaya girdi. Bekir'in kolunu tutarak sıktı. Bırak, ben hallederim. Yağmur'un başını sağ omzuna yerleştirdi. Sol koluyla da Bekir'in koluna girdi. Birinin kurtarıcısıydı da diğerinin az daha sebebi oluyordu. Ama Ömer ikisini de sırtlayabilecek güçteydi. Annesiz büyümüş bir çocuk hayatta her şeye göğüs gerebilirdi. Şefkate muhtaç bir çocuk biriktirdiği tüm şefkati çevresine fazla fazla dağıtabilirdi. Ömer de yüreğinde bunca zaman oluşmuş boşlukları doldurmaya hazırdı. Hani öylesine gelişmiş bir şey olabilirdi belki ama Bekir'in canının onda kıymetlenmesi için bu gerekliydi belki de. Ama bilmediği şey ise canı yanan Bekir'in kendi yarası yerine Ömer'in yaralarını saracağıydı. Davranışlar hep bir şeylerin sürekli dönen farklı fragmanlarıdır. Kurgu sağlam bir dramsa da hep sahnelerde omzunuza elini koyan bir dostunuz olması şarttır. Sahnenin selameti açısından. Aksi halde o film dramdan çıkar, korku ya da gerilime dönüşür. Tüm hayatını diken üzerinde geçirmiş bir insandan Oscar'lık bir merhamet performansı beklemek haksızlık olur. Her insanın kırıklıkları vardır ama ailesiz yetişmiş bir çocuğun her yeri hatta saçlarının dipleri bile kırıktır. Dokunma şekliniz hayattaki formunu belirler. Bir buz kütlesinde hapis olduğunu düşünürseniz darbeleriniz paramparça edebilir buzu. Ufacık bir darbe bile buna sebep olabilir. Siz kurtardığınızı düşünebilirsiniz ama tüm kırıkları batar, parçalar iç organlarını. Oysa buzu eritmek gibi bir şansı varken neden kırmayı seçer insan? İşte o eli o omuza koymak kendi sıcaklığınızı buza geçirmek gibidir. Belki çok zaman alır, sabrınız boynunuzu aşar ama şefkat baktığı yerden gülümserse tüm sabrınızın karşılığını tek bir anda alabilirsiniz. Ömer hayata sabretmeyi bilse de olaylara karşı bir hayli fevriydi. Çünkü tökezlediğinde, başı sıkıştığında başını okşayan ya da sırtını sıvazlayıp geçecek diyen kimse olmamıştı. O da geçmeyecek zannediyordu. Aksilikler, sıkıntılar hep üst üste gelirdi çünkü. Ardından öyle güzellikler bahşederdi ki insana yaradan. Gecenin en karanlığından kopup doğardı güneş. Hem bu dünyada hem ahirette ele batan iğnenin bile karşılığı verilecekse, sabra selam durmamanın sebebi neydi? Nefis şüphesiz eğitmek için tepesine binmek en doğru ama zor olandı. Çünkü siz yenmek istediğinizde dağ gibi görünür gözünüze. Ne zaman ki kendi dünyana dalarsın, o zaman tüm heybetini yitirir. Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir.
ayeti kerimesi bahşedileni ve sonunda biçileni ne güzel ifade ediyordu. Yusuf aleyhisselamın sabrını ne de güzel tartıyordu. Nefsin kötülüğü emretmesi yaratılıştan da şüphesiz ama insan iradesi de nefse karşı koymakta insana ilham edilmişti. Sonsuz güç sahibi yaratılanların en kıymetlisine hem iradeyi hem caydıracak nefsi vermişti ki imtihanın kıymeti olsun. Yoksa herkes iyi fıtrat üzerine yaratılırdı. Yol ayrımlarının uçuruma mı sürükleyeceği yoksa cennet bahçelerinden bir bahçeye mi çıkacağı kişiye bırakılmıştı. Zaten günah ve hatalarını kadere yükleyenler bilmelidirler ki kader, iradenin hangi yola sapacağı bilindiğinden öyle yazılırdı. Kötülükler insanın kendine, iyilikler mutlaka Yaradan'a aitti. Sonrasında arabaya bindiklerinden beri çıt çıkmıyordu. Tek ses arada nefes veren yağmura aitti. Bu ikisini de gülümsetiyordu anlık. Sonra tekrar dönüyorlardı kendi dünyalarına. Bekir arka koltukta oturmuş, Yağmur'un da başını kendi dizine koymuştu. Arada nefesini dinliyor, bir yere açılırsa örtmeye çalışıyordu. İçerisi sıcaktı ama o yine de üşür diye korkuyordu. Gördüğü günden beri hiç aklından çıkmamıştı Yağmur. Oldum olası çocuklara inanılmaz bir şefkat besleyen Bekir, Yağmur'un kimsesizliğine de kayıtsız kalamamıştı. Karşılaştıkları gün hem açtı hem de soğuktan donmak üzereydi. Bir kedi yavrusu bile içini titretirken Yağmur'a kayıtsız kalsa sonsuz merhamet sahibi kuluna gücenmez miydi? Her adımını Allah rızası için atan Bekir bu kez kimsesiz bir yavrunun elinden tutmuştu. Bu işin mavera kısmıyken Yağmur'un arabaya konulduğundan beri Bekir'in elini yakalamış olması da görünen kısmıydı. Bir yere gitmesin diye bırakmıyordu. Bekir'in zaten bırakmaya niyeti yoktu ama her hareketinin onu nasıl tahrimar ettiğini bilmiyordu. Ömer dayanamadı bir süre sonra. Şimdi bizim okulda hukuk okuyorsun. Büyük ihtimal benden bir yaş büyüksün. Astım hastalığım var. Kahredici bir şekilde öğrenmiş oldum. Sonra namaz kılıyorsun ki bu senin dini bütün bir insan olduğunu gösterir değil mi? Bekir gülümsedi Ömer'e. Dini bütün mü demişti? Din bütündür de ben o bütünün bir parçası mıyım orasını bilemiyorum. İnşallah değilsem de öyle olanlardan eyler Rabbim. Mezun olur olmaz üniversiteye girdiysen evet büyük ihtimal bir yaş fark var. Astımım var ama hastalık olarak nitelendirmiyorum. Benim için kabul ederse Rabbim vermeye çalıştığım bir imtihan. Ömer kaşlarını kaldırarak baktı Bekir'e. Hangi dilde konuşuyordu bu çocuk yine? İmtihan derken dedi. Bu soruyu pek beklemiyordu Bekir. Düşündü biraz. Dünyaya geliş gayemiz. Yani demek istiyorum ki yaratılışımızın elle tutulur bir sebebi olmalı. Yoksa insanoğlu yerine Allah'ı tesbih eden, rızkın Rabbinden geldiğini bilen hayvanlar olurdu sadece dünyada. Ona isyan eden, egoları uğruna dünyayı ele geçirmeye çalışan, hep daha fazlasını talep eden ve her şeyden önemlisi bir canı önemsemeyen insanlarla değil. Demek kaba tabirle iyiler ve kötüleri tespit edecek bir dinamik lazım. Bu da imtihan oluyor işte. Ömer'in biraz aklı karışsa da soracağı soruyu seçmişti. Peki dedi, peki iyi ve kötü ya da doğru ve yanlış. Bunları nasıl belirleyebiliriz ki? Sana doğru gelen bana gelmeyebilir. Her an öğrenciydi insan hayatta. İlk ders ne zaman başlar bilinmez. O yüzden dedi Bekir. O yüzden Kur'an-ı Azimüşşan var. Hiçbir şüpheye mal vermemesi için Allah Celle Celaluhu'nun koruduğu ve kıyamete de koruyacağı şöyle anlatmaya çalışayım. Uzun bir yol düşün. Yolun sağ ve sol tarafında duvarlar var. Her birinin üzerinde ışıkların süslediği tablolar. Farz edelim o yol ömür sermayemiz. Ne kadar kısa, ne kadar uzun Yaradan'ın takdiri. Ama yola kim ve ne ile devam ettiğimiz beşeri tüm yollardan çok önemli. Peki tabloların içinde ne var? Orada da Kur'an-ı Kerim'den birer sayfa var.
bize yolda eşlik edecek o değil. Zaten başlangıçta var olan yol onunla çevrili. Biz o yola bir nuhteyken bırakılıyoruz. Yani eşlikçi biziz aslında. İlahi kitabın sırrıyla ilerlemeye vakıf ama kimi zaman kör. Peki nasıl aydınlanacak, hakikate açılacak gözlerimiz? İşte o Kur'an-ı Azimüşşan'a vuran ışık da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun rehberliği, nur olmasa devam edemezdik ki ola. Karanlık göz bebeklerimize dolsaydı büsbütün kör olurduk. İşte buna mahal olmasın diye de alemlere rahmet olarak gönderdi onu. Çok şükür ki nuruyla boğulduk. Hem de nefes alarak. O ne güzel bir boğulma. Ömer her bir cümlesini tahlil etti. Çünkü Bekir konuşurken dinlememek mümkün olmuyordu. Tane tane anlatışı da her bir cümleyi sindirebilme imkanı sağlıyordu. Eyvallah Bekir. Bir çocuğa da anlatsan eminim anlardı bu dediklerini. Endişeye mahal yok. Aksine son derece kalıcı ve öğretici oldu. Ama merak ettiğim bir soru var. Peki Müslüman olmayanları ya da Müslüman olup da utanıyorum ama benim gibi farkında olmayanları nasıl yorumlarsın? Sonuçta her çocuk günahsız doğar. Peki nasıl gözlerimiz ışık varken göremiyor? Yavaş ve emin adımlarla gidecekti Bekir. Çünkü çokları din tamam olmadığı için değil, kendi tamam olmadığı için gayeye sürüklenmişti insanları. Her bir kelime önemliydi bu noktada. Ben dedi. Ben bu durumu göz kusuru olarak adlandırıyorum. Kataraklı ve bir hayli büyümüş kusurlu bir göz. Çözümü de son derece basit. Kendi kendini ameliyat etmek. Bir savaştaymışız gibi düşünebiliriz bunu da. Birkaç doktor dışında kimse yok çevremizde. Tam bu noktada görmek isteyip istemediğimiz anlamlandırılmalı. Çünkü göz kusuru öldürmez ama hayat kalitemizi ortadan kaldırır ve bu durum körlüğe kadar gider. O yüzden ya yokluk içinde kendi kendimizi ameliyat edeceğiz ya da doktorların yapmasına izin vereceğiz. Bu cevap da tatminkar geldi Ömer'e ama soruları bitmemişti. Peki ya savaştan sağ çıkamazsak? Ne denirdi ki buna? Görünenin ötesi burada mana kazanıyor. Hani dedin ya ışık var diye. Görmekten sonraki evre gördüğünü anlamlandırabilmektir. Anlamlandıramazsan görmedeki manayı yitirir. Zarara kendi elleriyle gidene de merhamet edilmez. Bunu seni en çok seven bile yapmaz. Kul belli bir yere kadar merhamet nazarıyla bakar. Yani Rab'den kaçanların yine Rab'be sığınması gerekir. Tövbe ve istiğfar ile. Ömer'in aklı biraz karıştı. Peki aynı şeyi sürekli yapıyorsak Allah neden affetsin ki? Rabbin merhameti, rahmeti sonsuzdur Ömer kardeşim. Ve biz onun pek kusurlu kullarıyız. Ama hepimiz onunuz. Bizim fısıltıyla konuştuğumuzu bırak, aklımızdan saniyelik geçeni bile bilir. Çünkü şah damarımızdan bile yakın bize. Ve bir gram halis niyet ve pişmanlıkla ediyorsak tövbemizi kabul eder inşallah. Yeter ki şirk koşmayalım. Tüm günahları affedebileceğini bildiriyor Yaradan. Sağnak rahmet yağmurunda şemsiyesiz kalabilmeyi nasip etsin Allah. Ömer son duyduğuyla gülümsedi genişçe. Amin Bekir amin dedi. Meleklerin kuvvetle ihtimal eşlik ettiği sohbetlerinin sonuna geldi ikisi de. Çünkü Bekir'in evinin kapısına gelmişlerdi. Ben de gelebilir miyim? Bekir bu teklifi hem sevindi hem de şaşırdı. Şunun için diyorum, bu durumunu ailene sen açıklarsan sana kızabilirler haber vermediğin için. Ki buna gücün de olduğunu sanmıyorum. Bırak ben açıklayayım. Hem yağmur daha az yabancılık çeker belki yeni evine. Olur mu? Sakıncası yoksa. Bekir Ömer'in bunca şeyi ve ince bir şekilde düşünebilmesine sevinmişti. Ve Ömer yine içini okur gibi konuştu. Ne oldu? Benim kadar kalın bir insandan beklenmeyecek kadar ince bir hareket miydi? Bekir kıkırtısını tutamadı. Kardeş, iş mi okuyorsun sen? Süper güçlerin falan var mı gerçekten? Yağmur'u kucağına alan Ömer, Bekir'i takip etti. Kalın olduğumu düşündün yani.
Vallahi ne diyeyim eyvallah. Sam Dikir yanlış anladığını söyleyecekti ki Yağmur bir anda kafasını kaldırdı. Eyyah ben uyuyor muyum? Cümlesini bitirip yine yattı Ömer'in omzuna. Ömer dayanamayıp apartmanı inleten kahkahasını patlattı. Kulağında gürültüsü yankılanan Yağmur başını kaldırdı. Şşş uyuyayım buyda. Gürültülü kahyamanım. Sonrasında Bekir kapıyı çalıp bekledi. Koşturarak gelen Fatma kapıyı açınca bir süre öylece kaldı. Ömer'i çözmeye çalıştı ama hiç tanıdık gelmiyordu. Sonra kucağında gözlerini ovuşturan küçük kıza baktı. Kucağında onu taşıyan çocuklar arasında hem sima hem de kıyafet olarak bir uyum yakalayamadı. Bekir'e bakıp kaş göz yapmak istese de kaşlarını kaldırdığını gördü. Bu yapma annem, yapma gözünü seveyim demekti. O da oğlunu seviyordu, yapmayacaktı. Anneciğim, izninle geçelim. Bak, misafirlerimiz kapıda kaldı. Oğlum, daldım kusura bakmayın. Buyurun evladım, buyurun. Bekir kapıdan çekilip geçmelerine izin verdi. Ömer kendi ayakkabılarını çıkarırken Bekir de Yağmur'un ayakkabılarını çıkardı. Yağmur yabancı olduğu eve bakarken yere inmemek için Ömer'in montunu sıkı sıkı tutuyordu. Durumu anlayan Ömer daha da sarıldı Yağmur'a. Kulağına fısıldadı. Korkma Yağmur. Bak burası Bekir'in evi. Korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Hem ben de yanındayım. Yağmur kafasını sallayıp yarım da olsa kaldırdı omzundan. Fatma içeri tam girecekti ki Bekir'in başındaki gazlı bezi gördü. Oğlum ne oldu sana? Ne bu başının hali? Ömer sırasının geldiğini düşünerek konuşmaya başladı. Efendim, izniniz olursa ben anlatayım. Buraya bir bakıma da bu yüzden geldim. Öncelikle ben Ömer Demir. Oğlunuzla aynı okulda okuyorum. Olanlara gelirsek de ben arabayla yolda giderken bu ufaklık çıktı karşıma. Meğer 3 kişi kovalıyormuş küçücük çocuğu. Allah'tan ani fren yapmıştım da çarpmaktan son anda kurtuldum. Fatma elini ağzına koyup iç çekti. Bir şey oldu mu peki? Ömer kafasını salladı. Hayır ona bir şey olmadı. Ben her ihtimale karşı hastaneye götürecektim ki 3 tane adam tepemde bitti. Yağmur'u arabaya bindirip tembihledim ama yardım çağırmak için kaçmış hanımefendi. Yağmur gülerek Bekir'e döndü. Bekir de aynı anda göz kırptı Yağmur'a. Demek doğru bir şey yapmıştı. Ben adamları affedersiniz bir güzel benzetirken Yağmur da Bekir'le karşılaşmış tam o sırada. Meğer tanışıyorlarmış zaten. Sonra oğlunuz beni durdurmaya geldi ama ben kendimi kaybetmiş olmalıyım ki oğlunuzu bırakması için ittim. Duvara çarpmış o sırada başını. Ben kilitlenip kaldığım için yardımcı olamadım o an. Nefesi daralıp Bekir hızla sözünü kesti. Anneciğim hastaneye gittik sonra bize pansuman yaptılar havamı aldım. Bu kadar olay. Bakma sen arkadaşın seri korku filmi gibi yaya anlattığına. Ben iyiyim. Hem bilerek olmadı zaten. Ömer başını önüne eğdi. Ben gerçekten çok üzgünüm. Farkında olamadım o an. Yoksa neden zarar vermek isteyeyim böyle bir insana? Üstelik oraya benim için gelmişken. Fatma kaşlarını çattı. Olmuş ya çare var mı oğlum? Yüreğim burkuldu evladıma zarar gelmiş. Ancak bilerek de olmamış. Ama senin için gelmesini anlayamadım. Bekir girdi yine devreye. Annem ben okuldan bir arkadaşla ödev yapacaktım ya. Adı Ömer'di hani. İşte o Ömer bu Ömer'miş. Farklı bir tevafuk oldu. Gerçekten farklı bir tevafuk olmuştu. Üstelik anlık sanıyorlardı ya bunu. Hakikaten değişik bir durum. Ne diyeceğimi bilemedim. Oğlum gel şöyle otur annem. Fatma Bekir'i koltuğa oturtup arkasına yastık koydu. Kıymetlesine bir zarar gelmesine dayanamamıştı ama kimseyi körü körüne suçlayacak değildi. Peki bu güzeller güzeli kızımızın anne babası merak etmez mi? Alıp getirmişsiniz. Bekir annesinin yanına çağırdı. Annesi oturuncaya kadar ayakta bekledi ve sonra yine oturdu. Annem ben onu sana sonra anlatsam olur mu? Bu küçük hanım şimdilik misafirimiz olacak. Yağmur duyduğunu alınmıştı ama ses etmedi. Şimdilik demişti çünkü. Tamam evladım. Nasıl istersen öyle olsun. Acaba bu hanım kızımız banyo yapmak ister mi? Bekir annesine gülümsedi. Ah nasıl da isterdi.
Yağmurun bir anda bütün algıları açılmıştı. Köpüklü banyolaydan mı? Kollarını açıp bekledi Fatma. Köpüklü banyo tabii ya. Yağmur önce Ömer'e baktı. Fısıldadı kulağına. Hadi git bakalım. Bu banyo kaçmaz. Ömer'in yanağını öpüp kucağından indi. Sonra Bekir'e baktı. Ondan kesin onay alması lazımdı. Bekir'in göz kırptığını görünce o da iki gözünü birden kırptı. En sonunda Fatma'ya döndü. Ellerini önünde birleştirip oynamaya başladı. Pek tabii ilk hamle gecikmeden geldi Fatma'dan. Yanına yaklaşıp dizlerinin üzerine oturdu Fatma. Yağmurcuğum, ben Fatma teyzen. Şimdi diyorum ki şöyle köpüklü güzel bir banyo yapalım. İstediğin kadar kalabilirsin. Mis gibi oluruz, olur mu? Yağmur hızlı hızlı kafasını salladı. Hep yapılıyor mu banyo? Sizin evinizde büyük hamamlar mı oluyor? Fatma ne demek istediğini anlayamamıştı. Bekir yine müdahale etmek zorunda kaldı. Evet Yağmur, bizim evde hamam var. İstediğin zaman banyo yapabiliyorsun. Bence sen hemen koş banyoya. Yağmur tam koşacaktı ki durdu. Ama ben banyoyu bilmiyorum ki. Önce Fatma teyzeye koşabileyim. Fatma gülümseyerek ayağa kalktı. Hızlıca banyoya girdi. Ardından da Yağmur çığlık atarak koşturdu. Bekir ve Ömer ardından bakarak gülümsediler. Bir çocuk en kötü bu halde olmalıydı. Bir çocuğa en çok sevinçten çığlık atmak yakışıyordu. Dünya üzerinde bir sürü çocuk vardı bombalardan kaçmak için koşan. Yine bir sürü çocuk vardı ölen anne babalarına seslerini çığlık atarak duyurmaya çalışan. Yine bir sürü çocuk vardı başını yastığa aç karnına koyan. Bekir'in içinden bir ürperti geçti. Ömer bunu fark edemeyince konuşmaya başladı. Kendimi affettirmem için bir kutu çorap almalıyım sanırım. Bekir gezindiği alemden henüz çıkamamıştı. Abi bizimle misin? Bir dakika, bir şey mi oldu? Başım mı dönüyor? Nefes mi alamıyorsun? Hava tabii ya, nerede hava? Ömer'in telaşına anlam veremedi Bekir. Kardeşim çekiştirmesene montumu, ne oluyor? Bekir'in kendine gelişiyle rahat bir nefes aldı Ömer. Abi sen beni kalpten mi götüreceksin ya? Soru sordum ama bu dünyada değilmiş gibi baktın bana. Endişelendim ben de. Bekir hiçbir şey duymamıştı ki. Affedersin kardeşim, ben duymadım da ne sormuştun? Sorusunu tekrar etti Ömer. Öncelikle kendini affettirecek bir durum yok. Kendini sorumlu hissetme artık. Annemin dediklerini de duydun. Daha üzerine laf etmeme gerek var mı sence? Ama ben çorap olayını anlayamadım. Ömer Bekir'in sağ ayağını gösterip baş parmağının olduğu yeri işaret etti. Bekir baktı ayağına ama bir şey yoktu ki. Abi birileri kimirmiş mi ki dikmişsin? Ben de öyle şakasına çorap alayım dedim. Hayır alırım zaten de nasıl anlamadın imamı onu çözemedim. Bekir önce parmağına sonra Ömer'e baktı. Çorabı hiç yırtılmamıştı ki. Kardeş aynı ipten benim bütün çoraplarımda var. Koptuğundan değil ama. Benim bir takıntım var da. Öyle saçma sapan ki bak şimdi diyeceğim ama gülme. Hem neden böyle oldum onu da bilmiyorum ama. Ben sağ ayağıma giydiğim çorabı hep sağ ayağıma giymek isterim. Yani eğer elime aldığım çorabın hangi teki olduğunu bilmezsem o çorabı giyemiyorum. Yepyeni çoraplar da o. Dolayısıyla babama gidiyor. Aslında solları ayrı, sağları ayrı yıkıyordu annem. Onları da ayrı çekmecelere koyuyordu. Ama çok saçma bir hal almaya başlayınca öyle bir yöntem bulduk. Çorapların sağ teklerinin başını iple tutturuyor ki karışıklık olmasın. Ömer iki kaşını kaldırdı ve dudaklarını birbirine bastırdı. Hey tamam ya, gülmüyorum. Ya da gülüyorum. Ya yolla sen başka bir yastıkta. Ahaha arkadaş, bu nasıl bir takıntıdır böyle? Bekir de gülmemek için zor tutuyordu kendini. Kabul ediyorum, bu takıntılar falan biraz saçma ama insan kontrol edemiyor bazı şeyleri. Allah affetsin, durduk yere sinir bozuyor. Hiç yakışmaz bir mümine böyle aklı bulandıran şeyler ama engel olamıyorum. Hem güleceğine söylesene sen. Senin var mı böyle garip huyların? Vardı var olmasına ama son yolculuk törpülemişti Ömer'i. Takılmaz olmuştu ufak tefek ayrıntılara. Ya da
Hayatı öyle tepetaklak olmuştu ki boşluklar ayrıntılara izin vermeyecek kadar kapanmıştı. Ömer tam devam edecekti ki içeri Fatma girdi telaşla. Anne, bir şey mi oldu Yağmur'a? Bekir'i bir evlat telaşı sarmıştı ki sormayın gitsin. Ay yok evladım, boncuk gözüm keyif yapıyor banyoda. Ama ben çocuğu banyoya sokarken kıyafeti olmadığını hiç aklıma getiremedim. Üzerinden çıkanlar da toz toprak içinde. Bir de yıpranmış biraz. Banyodan çıkana kadar almamız lazım birkaç parça eşya. Bekir derin bir oh çekti. Ne de korkmuştu. Annem, o kolay. Alırız biz banyodan çıkmadan. Fatma düşündü bir süre. Oğlum, korkmasın evlatçım evde ben olmayınca. Hem uygun da olmaz yalnız kalması. Özge de gelmedi ki daha. Nasıl yapsak? Bu noktada devreye Ömer girdi. Fatma teyze, ben gidip alırım hemen. Büyüklük olarak da tahmini bir şey uydururum. Fatma elini Ömer'e doğru salladı. Ah yaşa oğlum sen. Tamam o zaman. Bizim iki alt sokakta alışveriş merkezi var. Orada her şey bulunuyor zaten. Hem öyle çekingen durma evladım. Olmuşla ölmüşe çare yok. Allah'ın izniyle Bekir'im iyi elhamdülillah. Allah hepimizi beterinden saklasın. Ömer bu kadar çabuk affedilmeyi beklemiyordu şüphesiz. Fatma'nın yanına yaklaştı, elini öptü. Haline dayanamayan Fatma da Ömer'i sıkı sıkı sardı. Anne şefkati şüphesiz böyle bir şeydi. Ömer'in içi ürperdiyse de belli etmedi. Anne sıcaklığına böylesi yakından tanık olmak bambaşkaydı. Ben yine de tekrar tekrar özür dilerim size bunları yaşattığım için. Ben artık gideyim. Bekir tam ayaklanmıştı ki Ömer onu durdurdu. Sen yeni kendine geldin Bekir. Nereye kalkıyorsun? Ben alır gelirim sen dinlen. Ama durabilir miydi Bekir? İlk hediyelerini o alacaktı Yağmur'a. Yok kardeşim, ben iyiyim elhamdülillah. Hem senin arabayı kullansak sadece bir iki mağazaya gireriz, bir şeycik olmaz. Ömer Fatma'ya döndürdü başını. Eş zamanlı olarak da Fatma Ömer'e baktı. Razı gelmek istemiyordu ama anlamıştı oğlunun heyecanını. Ömer'e bakıp gözlerini kapadı ve açtı. Onayı alan Ömer, Bekir'in koluna girmesini sağladı. Bakıyorum da yarım saatte gözlerle anlaşmaya başladınız. Maşallah muhabbetiniz artsın. Dayanamayan Ömer gülmeye başladı. Koskoca adam olmuşsun sen. Hala anneni mi kıskanıyorsun? Bekir gülümsedi Ömer'e. Anne işte kardeşim. Sen anneni kıskanmıyor musun hala? Ömer'in bir yanda duran cüssesiyle sendeledi Bekir. Gerilen suratı ve vücudundan çok yanlış bir şey söylediğini anlamıştı. Kardeşim, ben yanlış bir şey dedim galiba. Kusuruma bakma. Vücudu anca gevşeyen Ömer başını salladı iki yana. Önemli değil Bekir. Kusur da yok hem. Bu bir ilkti Ömer için. Normalde isyan etmesi gerekir. Bekir'i de bir güzel paylardı. Ama neye yarayacaktı ki? Belki de ilk kez hayatında kabulleniyordu annesinin ölümünü. Belki de ilk kez gerçekten büyüdüğünü hissediyordu. Hem Bekir'in yanında çocuk kalamıyordu ki insan. İnsan senin yanında çocuk kalamıyor. Büyük konuşmak, büyük hissetmek zorunda kalıyorsun. Sanıyorum bu senin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Çok mu büyük kelimesini kullandım ben? Bekir içten bir şekilde kıkırdadı. Estağfurullah kardeşim. O senin gönlünün büyüklüğü. Toz gibi görsen alınmam. Dağ gibi görsen övünmem. En nihayetinde bir garip Bekir'im ben. O senin gözünün görmek istediğiyle alakalı. Emin ol benimle değil. Bu çocuğun estağfurullah tuşu yine mi açık kalmıştı? Sonrasında Bekir ve Ömer mağazaya girip bakındılar önce. Sadece kıyafet yoktu bu mağazada. Çocukların bayıldığı oyuncaklar, kostümler. Her şey vardı kısacası. Bekir üst baş ne varsa alırken Ömer kostüm kısmına girmiş bakınıyordu. Bir anda Bekir'in karşısına çıkınca çaktırmasa da Bekir'i korkutmayı başarmıştı. Sence nasıl? Bence çok yakışacak. Bekir kaşlarını çatıp manasız bir şekilde baktı Ömer'e. Kardeş bu ne? Ömer elindeki kostümü evirdi çevirdi. Ne demek ne? Hulk kostümü işte. Tamam. Biraz yeşileme olsun. Baksana kas yapmışlar. Güçlü duruyor aynı Yağmur gibi.
gülümsedi Bekir. Hakkı vardı şimdi Ömer'in. Eyvallah kardeş. Güçlüdür benim kızım da sence evde bu kostümle dolaşması garip kaçmaz mı? İnceden dalga geçse de bunu Ömer'e belli etmiyordu. Biliyor musun, böyle düşüneceğin aklıma geldiği için ikinci bir alternatif belirledim. İşte bu. Bu kez arkasından çıkardığı örümcek adam kostümünü gösterdi Bekir'e. Artık gülüşünü tutamamıştı Bekir. Sırf meraktan soruyorum. Bu kez neden örümcek adam? Bir sesi çıkararak dudağını yana kaydırdı Ömer. Yani şimdi bu da soru mu? Adamımız kendinden kahraman, bu bir. İkincisi kırmızılı mavili. Yani kız olduğuna göre sever diye düşündüm. Sever diye düşündün. Kırmızılı mavili olayını anladım da kendinden kahramanı bilemedim. Ya sence kız olduğu için böyle türlü ve daha kızlara hitap eden renkleri olan şeyleri almak gerekmez mi? Yani nacizane fikrim bu. Yoksa örümcek adam şahane fikir. Tebrik ediyorum. Ömer kostümü rafa fırlatıp söylene söylene başka kostüm bakmak için ilerledi. Tülmüşmüşmüş. Yok efendim şahane fikirmişmiş. Adam dalga geçiyor ya. Çocuğum olsun evi Marvel evrenine dönüştürmezsem adım da Ömer değil. Bekir başını sallayarak baktı Ömer'e. Ne zaman bir gönül darlığı yaşasa Arda öyle hikmetli gelirdi ki. O yüzden hiç ses çıkarmıyor, gelene gönülden eyvallah diyordu. Bekir kasaya ilerlerken bayan görevliye 5-6 yaş aralığında kız çocuğu için çamaşır ayarlamasını istedi. Gerçi kostüm daha önemliydi ama. Kasaya gelen Bekir bir de tarak alıp ödemeyi yaptı. Ardından mühim işleri olan Ömer'i beklemeye başladı. O da fazla bekletmeyip geldi hemen. Göstere göstere getirdiği balerin kostümünü kasaya koydu. El altından da görevliye göz kırpıp örümcek adam kostümünü verdi. Bekir kostümü görür görmez yüzünü çevirdi. Şimdi gülmeye kalksa yine söylenecekti. Hem görmemiş gibi yapmalıydı. Ömer de aldıklarının parasını ödeyince hemen eve gitmek için yola koyuldular. Ömer bir eline tüm poşetleri almış, diğer koluna da Bekir'in girmesini sağlamıştı. Zil çalınca Fatma koşup kapıyı açtı. Bekir aldığı lüzumlu eşyaları Fatma'ya verdi. Lüzumsuzlar tabii ki Ömer'in elindeki torbadaydı. Fatma eşyaları alıp yatak odasına koştu. Yağmur ağzını o şeklinde açmış, Fatma'nın giydirdiği eşyalara bakıyordu. Hepsi benim mi oluyor bunların? Fatma kafasını sallayarak öptü mis gibi saçlarından. Senin oluyor tabii ya. Abilerin almışlar senin için. Sevdin mi peki? Yağmur heyecanla kafasını sallayıp sarıldı Fatma'ya. Ah, bu yaştan sonra ağlak bir kadına dönmüştü Fatma. Kıyafetlerini giydirince eline tarağı aldı. Tam tarayacaktı ki durdurdu Fatma'nın elini. Bekiyim yapsa olayım mı? Öyle böyle tayasa. Yok, sulu gözlüktü bu artık canım. Fatma biraz daha dursa tutamayacaktı kendini. Olmaz olur mu güzel kızım? Hadi koş içeriye. Abilerin de seni bekliyor zaten. Yağmur tarağı kaptığı gibi içeri koştu. Gözyaşlarını silen Fatma da ardından gitti. Peki, saçlarım kayışmış. Tayar mısın? Bekir'in yüzü öyle bir aydınlandı ki Fatma o gözlerde bir evlat şefkati gördüğüne yemin edebilirdi. Ömer ise bambaşka bir dünyadaydı. Kimsesiz bir çocuktan beklenmeyecek kadar umut doluydu Yağmur. Öyle çok kızdı ki kendine, daha çocukken kendini hissizleştirdiği için. Mis gibi kokmuş saçların küçüğüm. Saatler olsun. Hem kıyafetlerin de çok yakışmış. Güle güle kullan. Bekir olduğundan fazla cümle kurmak istiyordu. Çünkü kendini bıraksa onun da göz pınarları dolacaktı. Hassasiyeti öyle fazlaydı ki annesiz ya da babasız kalmış çocuklara. Yağmur onu hepten savunmasız bırakıyordu. Masaj yapar gibi taradı Yağmur'un saçını. Dökülen birkaç tutamı alıp cebine koydu. Hasreti olacaktı belli ki artık. Tarama işlemi bitince Bekir saçlarından öptü Yağmur'u. O da aynısını Bekir'e yapıp başından öptü kahkahalar eşliğinde. Ömer bu tabloyu kaşları çatık izliyordu. Kıskanmış mıydı? Tabii ki hayır. Hanımefendi acaba benim yanıma gelirler mi? Yağmur Bekir'e baktı önce. Onay alınca da zıpladı Ömer'in boynuna.
Kahyama Hanım, bu ne? Elindeki torbaya bakarak sormuştu bu soruyu. Sana hediye aldım Yağmur. Yağmur ellerini ağzına koyup şaşırmış gibi açtı gözlerini. Sürprizli torba mı bu? Ömer kafasını sallayarak önce eteğinde tülleri olan beyaz elbiseyi çıkardı. Bir de balerin ayakkabıları vardı. Yağmur elbiseyi önce tek gözünü kısmaya çalışarak baktı. Sonra alıp sarıldı. Çok sevdiğinden değil, Ömer aldığından sevinmişti. Şimdi sana bir soru soracağım Yağmur. Bir kostüm daha var elinde. İkisini de farklı ellerimde tutup karşında duracağım. Hangisini beğenirsen onu elimden çek, tamam mı? Aslında ikisi de senin ama ben hangisini daha çok seveceğini merak ediyorum. Ömer son cümlesini bitirirken tek kaşını kaldırıp Bekir'e bakmıştı. Bekir ise kollarını göğsünde bağlayarak beklemeye başladı. Tabii ki türlü elbiseyi tercih edecekti. Hatta başını iki yana sallayarak kaybedeceğini söylemek istedi ama Ömer çoktan savaş boyalarını sürmüştü. Şimdi gel bakalım şöyle. Şimdi de gözlerini kapa ve bekle. Ben aç deyince açacaksın, tamam mı? Yağmur iki eliyle gözlerini kapamış şekilde kafasını salladı ve beklemeye başladı. Belki birinde ufak bir pencere olabilirdi. Ömer'in aç komutuyla gözlerini açtı. Sağ elindeki az önceki kostümde ama ah, o sol elindeki çok mu çoktu? Oo, örümcek adam. Bu benim mi gerçekten Kahyama Hanım? Ömer için havai fişekler patlamış, zafer kupası verilmiş, ele koca bir buket tutuşturulmuş, tüm kameralar onu çekim çekim çekmişti. Tebrikleri kabul ediyordu şimdi. Kendi kendine ettiği tebrikleri. Ama görüntünün güzeli Bekir'in suratıydı Ömer için. Karşı ringde ağzı bir karış açık şekilde kala kalmıştı. Bekir için siyah çelenkler getirilmiş, acı dolu marşlar çalınıyordu. Bu gerçek bir hezimetti bakıldığında. Çünkü hiç ihtimal vermemişti. Hem dalga geçmişti o kadar da. Yağmurum, benim tatlı örümcek kızım. Seninle gurur duyuyorum. Evladım mezun olmuş analar gibi sevinmişti Ömer. Yağmur'u kucağına almış, odada döndürüyordu. Bekir ise başını eğmiş, kafasını sağa sola sallıyordu. Yağmur hem çok özel bir çocuktu, hem de gerçekten çok güçlüydü. Hayata hep yerinden başlamak bir çocuk için umudun da geriden gelmesi demek oluyordu. Fazladan yaşıyordu böyle bir çocuk hayat. Yaşı da fazladan alıyordu. Acıyı da. Dolayısıyla ondan başkasına yakışır mıydı süper kahraman olmak? Sonrasında Ömer evine gelmiş, düşüncelere dalmıştı. Ömer bir yerlere ya da birilerinin hayatına ait olmanın ne demek olduğunu bilememişti hiç. Herkese küsmüş gibi yaşamıştı. Küstürülmüştü. Şimdi ise bunun gerçekleşme ihtimalini geçmiş, yaşamış olmanın mutluluğunu hissediyordu. Bir kız çocuğu gülümsemiş, yeniden kahramanım demiş, en güzeli kollarını açmıştı Ömer'e. Sanki Defne'yi güldürmüş, yeniden hücreleri canlanmış, tebessümü kalıcı olmuştu birden. Ama en güzeli Ömer'in cana dokunuşu olmuştu. Önemsemenin sıcaklığı geçmişti bir kere tenini. Hatası anında örtbas edilmişti eskisi gibi. Tamam, cana biraz sert dokunmuştu ama gittikten sonra canının değeri olabileceğini düşünmemişti hiç. Birinin aynı o gibi sahip çıkabileceğini, canı yanmasın diye dur diyebileceğini. Galiba işin özü anlık da olsa sahiplenilmekti. Sakınır gibi, beklenir gibi, sanki yıllardır tanıyormuşçasına. Sahip olan insanlar için normal gelirdi böylesi karşılaşmalar. Hayatın akışı içerisinde tesadüf diye nitelendirilirdi. Bazıları için bir ayrıntı olarak bile yer etmez, başıma bir bela geldi diye nitelendirilebilirdi. Kişi isyan edebilir, merhametini yitirebilir, hep kendi başına geldiğini düşünebilirdi. Ama ne zaman arardı, ne zaman beklerdi insan, o zaman görürdü bir rastlantıdaki tevafu. Ömer ilk kez gördüğü bir çocuğun istemeden canını acıtmış, öte yandan küçük bir yağmur damlasının toprağa düşmesini engellemişti.
sonsuza kadar yok olmasını belki de. Yine ilk kez karşılaştığı o anlayışı kucaklamıştı sorgusuz sualsiz. Teşekkür etmişti abdest almasına yardım edip. Hasta yatağında düşünülen namaz ilk kez bu kadar mühim gelmişti Ömer'e. En önemli varlığını kaybedecekmiş gibi ürkek bakışlar görmüştü. Bir baba evladını kaybederken kim koşturmaz, gönüllü olmazdı. Öyle bir kayba şahit olmuştu kahve gözlerinde. Başka bir şey daha vardı o gözlerde. Şefkat. Yağmura bakarken gözleri dolan Bekir'in şefkati. Sevgiye de böylesi, doya doya, canlı kanlı şahit olmuştu. Bekir'e kıyamayan Yağmur'un şeker almak için sıkılarak para istemesi ama yine de Bekir'e olanlara rağmen Yağmur'un kendisini kahraman ilan etmesi garip geliyordu saatler içinde yaşadıkları Ömer'e. Bir bağ kurabilmek için hiç de gerek kalmamıştı uzun uzun zaman geçirmelerine ya da aynı kandan olmalarına. Üç arkadaş gibi olmuşlardı. Ömer o gün anladı. Kayıplar insan hayatının kötü bir yola girmesi için yeterli değildi. İnsan kendi elleriyle de geleceğini inşa edebiliyordu. Ömer kayıplarına hep lanet etmeyi seçmişti. Bir gün tam olarak anlayacaktı ki her kaybının yerine bir değil iki koyacaktı yaradan. Her düştüğünün hatırına daha kuvvetli kaldıracaktı. Sabrın ödülü olacaktı hayatına dokunan her insan. Bugün Yağmur ve Bekir'di yaralarını saran. Yarın diğerler olacaktı. Pek tabii ayrılmak da öyle kolay olmamıştı. Yağmur'un sıkı sıkı tutunduğu kollarını doya doya öpmüştü. Bekir'in elini sıkmaya yeltenmiş, büyük bir kucaklamayla karşılanmıştı. Bir yapboz olduğunu düşündü hayatının. Parçalardan sadece biri eksikti ama resmin tamamı görünebiliyordu. Sıkıntı her parçanın farklı yerlere oturtulmuş olmasıydı. İlk kaybında oturtulmuştu o parçalar yalan yanlış. Son kaybı ise yapbozun tüm parçalarının etrafa saçılmasına sebep olmuştu. Bunu yapmaya cesareti yokken yine Rabbi yetişmişti imdadına. Bir almış ama değiştirmişti bütün dünyasını. Şimdi her bir parçayı doğru yere oturmak hayatı sil baştan yaşamak demekti. Yardım etmek isteyen çoktu. Büyük bir zevkle yaşayacaktı. Diğer taraftan kendine gelmekte zorlanan Bekir aldığı duşun ardından odasına çekildi. Yağmur Ömer gittikten bir süre sonra Bekir'in dizinde uyuyakalmıştı. Annesi Özge'nin yatağına yatırmasına yardım edip başında beklemeye başlamıştı. Bekir tembihlemişti bunu da. Uyanır ve yabancı bir yerde olduğunu fark ederse korkacağını düşünmüştü. Gerçi belli oluyordu ki Bekir bundan sonra Yağmur'un her anını düşünecekti. Fatma Hanım belli etmese de hem mutlu oluyor hem bir yandan da hüzünleniyordu. Kendi çocuğu için bunları düşünmesini isterdi ama bazı şeylerin önüne anne olunsa da geçilmiyordu. Çünkü yine bir anne hissediyordu yürekten geçenleri. Bekir namazını büyük bir huşuyla eda etmeye koyuldu. Sanki her bir uzvu duadan önce şükrediyordu Yaradan'a. Yağmur'un başına bir şey gelebilme ihtimali öylesine ürkütmüştü ki Bekir'i. Bugün çektiği acıyı defalarca çekmeye razıydı. Yeter ki saçının teline zarar gelmesindi. Yağmur'u ellerine geçirecek adamların neler yapabileceğini düşününce sıtmalı gibi titredi vücudu. İlk gördüğü günden beri yüreği öyle ısınmıştı ki Yağmur'a. Birbirlerine çok başka bir sevgi duyuyorlardı ama her gördüğünde de Bekir'in başına bir şey geliyordu işte. Tebessüm etti önce, sonra ellerini kaldırdı göğe. Rabbim hem imtihan ediyor hem kulunun gönlünü ülizar ediyorsun. Acizliğim hem yüzüme vuruyor hem de hayrı ihsan ediyorsun. Ben eksiğim diye yandıkça sen gönlüme su serpiyorsun. Yetmez diyor, hesapta kulun ağır gelsin istiyorsun. Gülüşüm kadar gözyaşı hediye diyorsun bana. Binler şükür olsun. Hem imtihan ettiğin hem fark ettirdiğin için. Hem fark ettirdiğin hem de şükrettirdiğin için. Senden başka ebedi yar yok. Muhabbetim gönlümde yaratılmışa hep var. Yaradana beslediğim muhabbetten. Ama gönlüm sen iken, muhabbetimin en büyüğü de zatına Rabbim.
gönlüm yettiğince kabul buyur. Baş hizasına kadar getirip açtığı ellerini yavaşça yüzüne kapadı. Sonra ellerini gönlüne koydu. Bu demekti ki ellerimi açıp arz ettiğim gönlümden gelir Rabbim. Ne huzuruna gönlüm yamalı gelirim ne de hadsiz. Hatalarımı aczime ver. Beni sadece rahmetinle kuşat. Naifliği her anına yansıyordu Bekir'in. Yalnızken neyse öyleydi çevresi insanlarla doluyken. İyi bir özelliğiyle itham edildiğinde de başını eğen Bekir'in Rabbi karşısında da başı eğikti dua ederken. Bir şeyler anlatırken ne kadar samimiyse Rabbin huzurunda da o kadar samimiydi. Herkesin ömrüne nasip olmayacak insanlardandı. Çevresindekileri de kendi iklimine katan, ahir zamanda günahsız yaşamak diye bir şey söz konusu olamazdı. Mükemmellik, kusursuzluk ise sadece Yaradan'a aitti. Ama Rabbini gece gündüz anan o koldu ki günahlardan kaçabilir, açık olan tövbe kapılarından girebilir, emredileni yerine kahve içme rahatlığıyla getirebilirdi. Çünkü harama giden yolların nasıl tıkanacağı belli, tövbenin adresi açık, emrin sesi beş vakit minarelerden yankılanıyordu. Namaza davet, Rabbin çağrısına ve huzuruna davetti. Reddi insanın vicdanıyla kendisi arasındaki muhasebeydi. Nasıl reddin sonucu kendine mal oluyorsa. Ama Yaradan teklifini her gün beş kere tekrarlıyor. Kul son nefesini vermemişse bir secde daha kısmet oluyordu. İşiten kulaklar, gören gözler yeterli gelmiyordu. Vicdanlarımız sağır, yüreklerimiz kör kalıyordu. Nasiplenmeyi beklemekse başka bahara değil, hiç dinmeyen yangınlara kalıyordu. Böyle işte. Sonrasında Alimoğlu malikanesinin saygıdeğer üyeleri de başka alemdi bugünlerde. En küçük üye Ali'nin gönlü hem pırpır hem de kırgındı. Aylar içerisinde değişen hayatının hesabını yapıyordu durmadan. Hiç ummasa da beklediği çıka gelmişti. Yıllardır tarif edemediği o boşluk yavaş yavaş dolmaya başlamıştı. Hiç yamuk bir taş koymamıştı zemine. Her geleni de özenle dizmişti. Çünkü projenin mimarı çok sağlam bir çocuktu. Mimari için Mimar Sinan neyse Ali için de Bekir oydu. Ne zaman tarif edilmez bir gönül borcu olduğunu düşünse, eli ayağına dolaşsa yine Bekir kapatıyordu binanın oyuntularını. Nasip öyle güzel bir kelime ki Ali, diyorsun ve tüm olumsuzluklar bir anda dağılıyor. Diyorsun ve Rabbine emanet ediyorsun tüm işini. Diyorsun ve kibrini yeniyorsun bir saniyede. Ben de diyorum Ali'm, senin Rabbin ilminden yana nasibim varmış. Bir vesileyi bu kadar büyütürsen yıkılır giderim en ufak depremde. Ama sen daha sandığının arkasına talipsen, zaten benim adım yol gösteren değil, yoldaş olur. Şunu da ne olursun unutma. Sen de benim nasibimsin Ali. Elhamdülillah. İnsanın ömrü hayatında bir kez olsun karşısına çıkmayan gerçek bir dosta sahibim ben. Yani benim diyetim seninle ödendi Ali'm. Beni gözünde büyütme olur mu? Gülümsedi Ali Bekir'in sözlerine. Nasıl da kendini küçültürken daha da büyüyor gözümde. İnsan gönlüne böyle nakşolan dosta nasıl sabah akşam şükretmez. Allah'ım ne kadar yücesin. Bana yoldaş olsun diye en güzelini gönderiyorsun. Başım secdeden kalkmasa yine ödeyemem bahşettiklerinin hakkını. Ellerini yüzüne kapadı. Derin derin nefes alıp verdi. Kul bahşedilen bir lokmayı bile ödeyebilir miydi ki sahibine? Ancak nimetlerin şükrünü eda edebilirdi. Yanında bulunan kalınlığı bir parmakla ölçülmeyecek kitabı aldı Ali. İlk merak sarınca her yanını durdurak bilmez ve her şeyi okumak daha fazla öğrenmek isterdi ya insan, Ali bu konuda sınırı çoktan aşmıştı. 10 yaşında bir çocuğun okuyacağı kitaptan 50 yaşında bir zatın okuyacağı kitaba kadar her türlü ilim hazinesini okumaya başlamıştı. Çünkü 10 yaşının numunesini almamıştı ki hayattan, tamamlayacaktı böyle böyle. Aslında daha çok ileride sahip olacağı evlatlarını da düşünmüştü. Hoş, buna iten sebep fındık içi olabilirdi ama onu hayallerinde bile tozlandırmak istemediğinden bir
Huri diyor geçiştiriyordu. Belki ilim bilen bir adamla sohbet edebilirdi ama bir çocuğa anlatmak bambaşkaydı. Nelerden etkilenir, neler soğutur ve nelere ihtiyaç var bilinmeliydi yaş itibariyle. Küçük çocuklara, alimlere ders verir gibi İslamiyet anlatıldığından, Allah sevgisinden önce Allah korkusu aşılandığından kaybolup gitmişti kör bir sokakta o çocuklar. Allah korkusu müminin silahıydı şüphesiz ama sevgiyle korku at başı gitmedikçe, korku ibresi biraz yükseldikçe sevgi kayıp giderdi kalbinden. Sonra yerine nefret tohumları serpilir, gencecik dimağlar belki ateizmle, belki dinsizlikle karşı karşıya kalırdı. 10 yaşında bir çocuk belki daha sağlıklı şekilde kabullenirdi dini ölçüleri, daha uygun kaçardı hayatına. Ama zamanında verilmeyen ilim bir boy küçük gelebilir, hayat boyu her yanınızı sıkabilirdi. Bu yüzden Ali hiçbir kitabı es geçmiyor, en küçük bir bilgiyi bile en ufak bir kibir yapmadan hayatını entegre ediyordu. Şimdi elindeki bu pek de yaşı olmayan kitaptan bir kıssa okuyacaktı. Tabii kapı çalınmasaydı. Buyurun. Hülya önce kafasını çıkardı kapıdan, sonra öpücük attı oğluna. Ali kahkahasını salıverip yanına gelmesini istedi. Oğluşum, ne yapıyorsun annem? Ablam bir Leyla, sen bir Ferhat. Evde çöller, dağlar ev evlilikten çıktı. Hayır, ben Üsküdar kızıyım ama. Ali annesinin yanağına kocaman bir öpücük koydu. Hangi kadın çok konuşunca güzel olurdu ki? Bir annesi, bir Fatma geldi. En son hatırlamamaktan mı bahsediyordu? Sesli okuyayım mı annem? Hülya kitabı eline alıp kendisi okumaya başladı. Eski zamanda alim bir zat varmış. Öyle bir allemeymiş ki yaşadığı 500 yıl boyunca gece gündüz hep ibadet etmiş. Öyle 5 vakitte değil. Sünnet olan kuşluk, evvabim ve teheccüd namazlarını bile aynı vakit namazı gibi aksatmamış. O da yetmemiş, artık şükür namazlarında kılmaya başlamış her vakit. Asırlar geçmiş, nasır tutmuş ibadet etmekten dizleri ve elleri. Ama yetmemiş alim zatı. Bir de oruç tutmaya başlamış Ramazan ayı dışında. Az yemiş, az uyumuş, az konuşmuş ama çok ibadet etmiş. Gel zaman git zaman bu alim zat bir gün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ölmüş ölmesine de insanoğlu meraklı malum. Bir adamın aklına öyle takılmış ki bu mevzu, dua etmiş Allah'a, göster bana ne oldu sonu, cennete hangi kapıdan girdi diye. Saatler sonra daldı uykudan bir rüya görmeye başlamış. Hep akıbetin merak ettiği alim zat cehennem ateşlerinde yanıyor. Şaşırmış ama neden bu hale düştüğünü de merak etmiş. Bir ses çalınmış tam o anda kulağına. Amellerine güvendi diye. Meğer zat sorguya çekilirken amelleri gösterilmiş. Dağlara taşlara sığmamış ibadetlerinin fazlalığına ağzlanan zat, Allah rızası ile mi yoksa amellerin ile mi cennete girmek istersin denince amellerim demiş. Ama bilememiş ki amellerin en büyüğü Allah rızasının kazanılmasıdır. Bilememiş ki o ibadetlere yüklenen dağların ve kainatı yaradanın rızası her şeyden üstündür. Kıssadan hisse çıkarırsak ameller Rabbin huzuruna çıkabilmek için bu dünyadan satın aldığımız yüzdür. Ancak söz konusu Rabbin rızası ise o tüm amellerden üstündür. Yani yüreğimizi pürü pak tutup ölçüsüyle ibadetimizi yapacağız ki sorguya çıkacak yüzümüz olsun. Ama sorgu çekilirken de diyeceğiz ki amellerin bir cemale feda olsun. Olsun ki ibadetimizin bir gayesi olmuş olsun. Hülya'nın kıssanın bitimine doğru alçalan sesi Ali'yi ziyadesiyle özdü. Annesine sarılıp başını göğsüne yasladı. Kıyamam bir damla yaşına annem. Çok şükür ki Yaradan bir şekilde uyarıyor bizleri. Nasipsiz değiliz ki bugün bu küçük bir çocuğa ders verilir gibi bize verildi ve hayırlısıyla bir imtihanı geçtik. Ama ne kadar okursak okuyalım, icraat lazım bize. Ondandır ya namazlarda Allah rızası için diyoruz. Bekleyince olmuyor sultanım. Kimse getirip başucumuza 5 vakti koymuyor gün sonunda. Izdırabını çekmediğin için de rahmetine eremiyorsun.
Gözyaşların şahit olsun yüreğinden geçenlere. İnşallah okuduklarımız ömrümüze nasip olur. Hülya Ali'ye sıkı sıkı sarıldı. Bir zamanlar Ali'nin seccadesine sarıldığı gibi. Ne Hülya çekti kollarını ne de Ali kımıldattı vücudunu. Eğer dua kabul edilecekse dua etmeyi nasip ederdi yaradan. İçinden geçen edebilirdi, avaz avaz haykırdığını da bilirdi. Hülya ikisini de yaşıyordu. İçinde avaz avaz bağırıyordu bir şeyler. Ortaya çıkarmak için ise bir dakika beklemeye tahammülü yoktu. Ben abdest alayım. Bildiğim duaları okusam yeter şimdilik. Allah razı olsun evladım. Bazen evlat anaya kol kanat geriyor işte. Bana ne mutlu ki benim farkında olmadıklarım evladıma nasip oluyor. Ben seni kurtaramasam da sen beni kurtarırsın inşallah. Ali Hülya'nın ellerine kapandı. Ne kadar yanlış bu düşünce bir sultanım. Kimin kimden nasibi olur bilinmez ki. Minnet etmek ne demek? Allah nasip etmişse gider o baş secdeye. Ben olsam da olmasam da. Ali bir an kala kaldı öyle. Bekir'in dediklerini başka başka kelimelerle tekrar mı ediyordu? Kişi neye saplanıp kalırsa Allah onunla imtihan ediyordu ki sözlerden çok yaşananlar aynı tutsun, gönül mutmain olsun diye. Hülya da oğlunun başından öpüp hızla ayrıldı odadan. Ali için ise açılan kapıdan büyük bir huzur dolmuştu içine. Kim bir sevdiğinin Allah yolunda attığı adımı dünya nimetleriyle kıyas edebilirdi. Bundan da bir kolun diğerine namaza sevk edişi, bundan da iftarda eşlik edişi. Ahiret hazinelerinin yanında dünya nimetleri çöldeki kaktüs gibidir. Dikenlidir ama yaşamak için suya duyulan ihtiyaç dokunma yeter onu. Kimi zaman yaralar, kimi zaman acıtmadan geçer gırtlağından. Fazlası zarardır, fazlası nimetin hebasıdır. Ölçü asr-ı saadette bir hurma, doymayan için ise dünyalardır. Ama unutulmaması gereken kumun ne kadar kaygan olduğudur. Bir anlık gaflet insanı türlü hazinelerden eder. O yüzden asıl gaye ne çöldeki kum kadar nimete sahip olmak ne de başkasının kaktüsünden nemalanmaktır. Asıl gaye toz toprak girerken göze, batarken dikenler ellerine, yalnız Rabbin rızasına düçar olmaktır. Evin bir diğer üyesi Dilruba ise bir garipti. Kuşkusuz ailenin ayakları yere en fazla basmayan üyesiydi. Yemekten beri başka bir Dilruba olup çıkmıştı. Cıvıl cıvıl hale gitmiş, içine kapanmıştı. Öğrencilerine bu durumu yansıtmasa da evde gözle görülür bir gerginlik vardı. Sevdanın yansımaları diye düşünüyordu Hülya. Bazısını rayından çıkarır, yolunu şaşırtırdı. Bazısında ise tam tersi bir etki yapardı. Olgun davranmaya çalışan bir çocuğa dönüştürürdü. Elinden kalbi alınmışçasına. Fethi Baba'nın bir kez olsun kendisini görmeye gelmemesi, iletişim dahi kurmaya çalışmaması canını sıkıyordu. Korkutup kaçırdığını bile düşünmüştü karşısındakinin kim olduğunu bakmadan. Öyle akıllı bir insan sevdadan kaçacak kadar aptal olabilir miydi? İşler işte Dilruba'nın düşündüğü gibi değildi. Fethi Baba sadece durumu enine boyuna inceliyordu. Kimsenin hakkına girecek değildi. Ya ömrüne katacak ya da uzak duracaktı. Bunun için Dilruba'nın karşısına çıkması gerekiyor ama kendini hazır hissetmek istiyordu. Ama insan plan yapsa da kader çarklarını başka işletiyordu. Fethi Baba bir bunu kaçırmıştı. Dilruba son dersin bitimiyle artık yüzünde asılı tutmak zorunda kaldığı maskesini indirdi. Önce burnunun direği sızladı, sonra gözleri doldu. Ah ah, bir mana verebilseydi haline. Sınıftan çıkmak üzereydi ki birinin seslendiğini duydu. Hareketlerinin bu kadar yavaş olmasına şaşırdı birden. Sınıfta kimse kalmamış, sadece bir kişi soran gözlerle boncuk boncuk bakıyordu. Bir şey mi dedin Hafsacığım? Hafsa başını aşağı yukarı salladı. Belli ki duymamıştı hocası. Öğretmenim, işiniz yoksa benimle birlikte amcamı bekler misiniz? Dilruba işittiği soruyla bir tane bile araba geçmeyen yolda bir Ferrari son hızla geçmiş gibi açtı radarlarını. Ah, amcam mı demişti bu ufak tatlı şey?
elini ayağına dolandı ama bunu Hafsa'ya aksettirmekten de geri kalmadı. Zaten suratının aldığı binbir şekli Hafsa'da gülme isteği uyandırıyordu. Ama ayıp olmasın diye ağzını kapatarak dindirdi bu isteğini. Tabii Hafsa, bekleyelim. Ne zaman gelir amcan? Vakti soruyordu ki aynaya bakma fırsatı olsun. Maddede arıyordu ya Sevda'yı hala. Bilmiyorum ki öğretmenim. Çok yakışıklı, uzun boylu amcam bir anda da çıkabilir ortaya. Bana sürprizler yapar hep. Beni çok güldürüyor biliyor musunuz? Çok komik biri amcam. Dilruba şöyle bir tek kaşını kaldırarak baktı Hafsa'ya. Komik olduğu kadar da gizemli amcazademiz. İnsan hiç mi yüzünü göstermez? Ah Dilruba, bu yaşta düştüğün hal hal mi? Hafsa öğretmenin dediklerini takip etmeye çalışıyor ama anlamlandıramıyordu. Size amcamı anlatsam mı? Daha fazla istediği bir şey yoktu ki. Çok isterim. Gel şöyle oturalım dedi Dilruba. Hafsa bir süre durakladı. Neden konuşmuyorsun Hafsa? Aklındakileri toparlamaya çalışıyordu ama Dilruba da hiç yardımcı olmuyordu ki. Bak, o zaman şöyle yapalım mı? Hani derste soru cevap oynuyoruz ya. Ben sorayım, sen cevap ver. İşte bu Hafsa'nın çok hoşuna gitmişti. Hızla kafasını salladı. Yemeğin çok sevdiği şey nedir? İlk soru çok kolay olmuştu Hafsa için. Tabii ki limonlu kek. Bunu söylerken bağırmıştı Hafsa. Aynı anda da kendini tebrik ediyordu Dilruba. Tam isabet. Erdim falan mı ben acaba? Tamam o zaman Hafsa'cığım. Sıradaki soru geliyor. Amcan hangi parfümü kullanıyor? Hafsa kaşlarını çattı. Parfüm mü? Amcam parfümden nefret eder öğretmenim. Biz bile sürmüyoruz yanında. Küçükken hasta olmuş da o yüzden parfüm sevmez benim amcam. Demek doğru söylüyordu ama parfüm sevmeyen adam nasıl da öyle güzel kokardı. Alkol kokmuyordu ki zaten. Başka bir kokuydu o. Azmedip bulacaktı. En çok beni sever amcam. Hafsa bunu söyleyip ellerini yüzüne kapadı. Gerçekten de en değerlisi oydu Fethi Baba için. Ne kadar yorgun olursa olsun Hafsa'yı görebilmek için mutlaka fırsat üretiyordu. Öyle mi küçük hanım? Bak burada amcanla hemfikiriz. Ben de seni hem bir öğrenci hem de bir çocuk olarak çok seviyorum. Ah nasıl da alttan aileye sokuluyordu Dilruba. Peki bir şey merak ettim ben. Amcan yalnız mı? Nasıl soracağını bilemeyince böyle bir yöntem düşünmüştü ama bu bir çocuğa göre çok karmaşık bir soruydu. Hayır öğretmenim, yalnız değil. Dilruba'nın bir anda göğsüne oturan ağırlık gözlerinden taştı taşacaktı. Hafsa bilmeden de olsa durumu toparladı hemen. Ben varım, babaannem var, babam var, annem var. Yalnız değil ki amcam. Dilruba bir anda derin bir nefes vererek önüne gelen kahküllerini uçurdu. Dışarıda olanları izleyen adamın yüzünü çevirmesine sebep olacak kadar tatlı bir şekilde hem de. Vallahi Hafsa şurada şak diye gidiyordum kalpten. Amcanın özel olarak okuduğu bir kitap var mı biliyor musun? Ya da ne tür kitaplar okuyor? Bu karmaşık oldu biraz değil mi? O zaman şöyle yapalım. Okuduğu herhangi bir kitabın ismini hatırlıyor musun? Kitaplarla ilgili herhangi bir şey de söylemiş olabilir. O da olur. Zafer'e giden yolda sorulan her soru mübahtı şu an Dilruba için. Son soru ise olmuştu. En azından Hafsa anlamıştı. Parmaklarını şıklatarak kocaman gülümsedi. Düşünmüş ve bulmuştu sonunda. Bir gün bir çocuk varmış. Böyle top gibi bir dünyası varmış. Kocaman bir de pelerini. Çünkü bu çocuk yaşadığı dünyada prensmiş. Heh, bir de kuzusu varmış. Ama kutulu kuzusu. Öyle bir şeydi. Dayanamayıp kahkahayı bastı Dilruba. Hafsacığım çok tatlısın. Acaba küçük prens olabilir mi o kitap? Yalnız koskoca amcan küçük prens mi okuyor? Hafsa başını aşağı yukarı salladı. Ben amcama diyorum ki sen de büyük prenssin. Çok yakışıklı amcam var değil mi öğretmenim? Dilruba yine nefesini üfleyip dağıttı saçlarını. Ne zordu şu an yaşadığı. Bir kelime daha fazlası için neredeyse yalvaracaktı. Sevda insanı önce muma sonra küle çeviriyordu işte. Aha sorma, bir atı eksik. Şey yani diyorum ki Allah sahibine bağışlasın. Maşallah
Yani maşallah derken, Hafsacığım şeker vereyim mi sana? Baktı durumu toparlayamıyor, Hafsa'yı kandırmayı seçti. O da hemen kanmayı. Tam şekeri verecekti ki öksürük sesiyle ikisi de yerinden sıçradı. Şeker yere düştü. Gördüğü manzarayla Dilruba'nın gönlü de suya. Hafsa şoktan kurtulup koşarak amcasının kucağına atladı. Dilruba da elinde şeker, başı önünde bir şey demesini bekledi. Kocaman kadın nasıl da kedi misali mırıl mırıl oluyordu yanında. Annesi geldi aklına. Eser, güller ama herifime cilvemi de yaparım derdi. Sırıttı Dilruba. Yanında yokken de yüzünü güldürüyordu ya anneciği. Fethi Baba ise karşısında nazlı nazlı duran Ceylan'a bir kez baktı. Bir daha bakmaya kıyamadı. Acilen başka bir şeye adapte olması gerekiyordu. Mikserçem, acaba sen çok mu büyümeye başladın? Biraz fazla ağırlaşmışsın. Hafsa Fethi Baba'nın kucağından atlayıp ellerini beline koydu. Yana doğru sıkmaya çalıştı ama olmuyordu. Sonra ellerini yüzüne koydu ve sıkmaya çalıştı. Evet, yanakları biraz donmuştu. Ama bu şişman olduğunu göstermezdi ki. Aşk olsun amcoş, ben arabaya gidiyorum. Hafsa saçlarını savurarak sınıfı terk etti. Arkada kalan bir adet yüzü pancar gibi olan Dilruba, bir adet de şaşkın şaşkın bakan amcazade bırakmıştı. Dilruba ikinci kez kahkahasını koyuverdi. Sonunda kendini durdurunca Fethi Baba ile göz göze geldi. Çok hoşunuza gitti bakıyorum Dilruba Hanım. Ah ne de güzeldi, yakışıyordu ağzına ismi. Ne münasebet, sinirden gülüyorum ben. Demek sinirden gülüyordu. Neye sinirlendiniz Dilruba Hanım? Güzel soruydu. Zaten bir kez saflığını dışa vurmasa, rezil olmasa olmazdı. Borsa bir inip bir çıkıyor ya, kafam ona takıldı. Fethi Baba anlamak ister gibi çattı kaşlarını. Saçmalıyordu işte, nesini anlayacaktı ki? Ah be Dilruba, yedin bir halt, bari savunma. Ne borsası Allah aşkına ya. Bugün pek bir latife yapıyorum. Allah sonumu hayretsin. Ben aslında bir kez bile umursanmadığım bir münasebede sinirliyim Fethi Bey. Mazur görün duygu bakımından iniş çıkışlarımı. Bu kez latife yapmıyordu Dilruba. Sesindeki kırgınlığı ise karşısındaki adam tarafından harfi harfine okunmuştu. Değerli bir hanıma olmadık muamele etmek benim tabiatımda yok Dilruba Hanım. Ben öyle yetiştirilmedim. Bir hanımla konuşmayı bile ağır sayarım ben. Hem o hanıma haksızlıktır bu, hem benim değerlerime aykırı. Belki geri kafalı diye düşüneceksiniz. Belki aklınızdan olmadık şeyler geçecek ama bu tamamen benim. Başka birisi olarak davranmamı beklemeyin. Ne telefonunuzu isterim, ne sizinle gönlüm gönlünüze kurulana kadar görüşmeyi. Ama derseniz ki bir mektupluk gönlüm var sizde, gelene kadar beklerim. Hayırlı günler Dilruba Hanım. Dilruba Fethi Baba'nın kokusuyla karışan eskinin o büyülü salıncağında asılı kaldı. Öyle etkilenmişti ki anlık bir ürperti geçti vücudundan. Bir erkeğin böyle hassasiyet içinde olmasını beklemiyordu. Ama zaten herkes burada yanılıyordu. Namus bir kadın özgü değildi, olmamalıydı. Kadın sadece korunmaya değer bulunan taraftı. Söz konusu edepse cinsiyete bakmıyordu hiçbir penceresi. Edebin kurulu tek pencere pervazı mümince yaşamaktı. Bir de güçlü bir Allah sevgisi sarmışsa insanı, dünyada huzuru solukluyordu. Kendi düşüncelerine isyan etti bir an Dilruba. Normal gelmişti oysa ki ona. Ama karşısındaki adam dokunmadan okşamıştı yanağını. Haksızlık olarak görmüştü öylesine bir konuşmayı. Hem sonra beklerim demişti, bir mektupluk gönlünüz varsa. Boğazına düğümlenen yumru ağzından firar etti sonunda. İçli ağlayışı kimseler olmadığını düşündüğü okulun koridorlarına ulaştı. Oysa adımlarını o kadar küçük atmıştı ki Fethi Baba, ilk firar eden hıçkırığa dolanmıştı ayakları. Şimdi dökeceğin gözyaşı ömürlük bir yangını söndürür Dilruba. Dilerim bir mektupluk gönül vardır ve dilerim ben bu gözyaşlarının özrünü elinden tutarak dilerim bir gün.
Böyle olurdu yüreği sevdalı insanın duası. Dudaktan önce ruh kavuşurdu Allah rızası için duyulan sevgiye. Didruba belki bir kez acı çekecek ama yüreği bir ömür sevda türküleri söyleyecekti. Kabul etti Didruba söylenen tüm sözleri. Kulakları da eyvallah dedi gönlü de. Bazen karşımıza kötü bir şey çıktığında hak ettim ben bunu deriz ya. Biliriz bir yerlerde bir hata yaptığımızı ve bedelini ödediğimizi. Didruba ödediği bedele seviniyor ama yaşları bir türlü onu dinlemiyordu. Kalp kırabilirdi duydukları. Eğer gerçekten idrak etmemiş olsaydı. Bu değersiz olarak addedilmek değil, değerli kılındığının göstergesiydi. Çünkü farkındaydı karşısındakinin. Böylesi ince bir adam onun gönlünü kırmaz yapardı ancak. Gözyaşlarını sildi usulca. Derin bir nefes aldı. Ali hep imtihan diyor ya Allah'ım. Ben de biliyorum ben. Sınıyorsun. Ama şükür ki sınarken bile memnun ediyorsun. Ben hangi günahı çekiyorum derken günlerdir bilmeden işlediğim bir sevabın neticesini alıyormuşum meğer. Şükürler olsun. Ne anlamı vardı ki o iki kelimenin? Ne manası vardı bir güne sıkıştırılmaya çalışan sevginin? Yarın sözleri sararken yüreği ne manası vardı bakışların? Değerli hissetmek isterken gerek var mıydı gönül kafesinden uçmanın? Çırpındıkça kanatlarını kanatmanın? Sevda bir anne kuş gibi çabalıyordu oysa. Ağzına aldığı bir parça ekmeği yavrusuna ulaştırmak için. Ne ekmeğe ihanet etmek lazım ne anneye ne de rızkı gönderen Rabbe. Sevda kolay iş. Yeter ki Allah rızası ve İslam ahlakı yoluna yoldaş olsun. Ve gelelim Osman'a. Bazen hiçbir şey insana istediği şekilde gitmiyormuş gibi gelir. Hoş, gitmesi de gerekmez zaten. Ama vazgeçmez insanoğlu. Vazgeçmediği için yakalar kısmetinin kanadından. Bitip tükendiği anda doğar küllerinden. Tam gecenin en karanlık anına denk gelir güneş. Ama yakmadan, gözlerini almadan nazlı nazlı doğar. Ve o andan itibaren sanki yaşanmamış gibi gelir ölmeye yüz tutanlar. Anında siler kötü hatıraları bir kalemde. Beklediğime değdi. Bundan öncesi önemini yitirdi deriz. Ne olduysa oldu diye çıkar bir avaz da ağızdan. Unutmak da bu yüzden önemlidir insanoğlu için. Nisyan içerisinde isyanı barındırsa da tamı tamına zıttır birbirine. Unutanın aklına isyan etmek gelmez çünkü. Derdin geçmiş olması önemlidir. Sorgulamamak, sorgulanmamak daha az kaygı taşır geleceğe dair. Esasen hiçbir çırpınış işe yaramaz. Çırpındıkça dibe batar, bağırdıkça daha fazla zaman yutar insan. Tükenirken de korkar yaklaşmaya insanlar. Yüzmeyi bilenler suyun derinliğinden, bilmeyenler görüntünün dehşetinden yardım etmez. Ve bir başınıza son anlarınızı doldurursunuz. İşte bunlar hep can kurtaran eksikliğinden. Peki bu can kurtaran hep yanı başımızda mıdır? Evet ama görüşü bulanık değilse görür sizi. Sabır. Öyle hemen girmez devreye. Hak edebilmek gerekir o yardımı. Takılırsanız görüş açısına kurtuldunuz demektir. Sırtlanır insanı kıyıya ulaştırır. Bir anda hayata dönmek de hayatınızı kurtarana sıkı sıkı sarılmanıza sebep olur. İşte sabır önce kaybettiğinizi düşünmenize sebep olur, sonra sahneye çıkıp hayatınızı kurtarır. Ama sarılınca da ne kadar vefalı ve sıkı bir dost olabileceğini anlarsınız. Osman da ailecek sabrı kuşandık diye düşünüyordu. Elimle koymuş gibi bulacağım diyordu aradığımı. Ama daha dalgalar kıyıya vuracak, oradan oraya sürüklenecekti. Dalgaların ardındakini değil de dalgaların sahibine ulaşacaktı. Hayatta her şeyin sebebi olduğunu düşünmek her yerin harcı değildi elbet. Ama yeterince zaman varsa öğrenmek imtihanın verebilmesi için gerekliydi. Bu derse çalışmak değil de dersi bizzat almak oluyordu. Hayatın yükü dünyada sınıfta kalmaktan daha iyiydi şüphesiz. Osman ve İnci bir haftayı zor geçirdiler.
Bir gün dahi kalmaya tahammülleri yoksa artık. İki valizi hızlı arabaya yerleştirdi Osman. Konya'da garajda tuttukları arabayla döneceklerdi İstanbul'a. Melih'in gözü gibi baktığı arabasıyla İstanbul'un sokaklarından ışınlayacaklardı. Melih zamanında tüm aileye öğretmişti araba kullanmayı. Ehliyet almamasına rağmen araba kullanan Osman, arabasından inmeyen Hakan babaları kadar olmasa da iyi birer sürücüydüler. Tabii bundan İnci de nasibini almıştı. Kocasına uyup ehliyet aldığı için şükretti İnci. Nasıl da sabır göstermişti öğretirken. İncim, şimdi soldaki debriyaj, ortadaki fren, sağdaki de gaz. Araç çalıştırırken boşta olacak. Sonra debriyaja basıp bire alacağız. Vites değiştirirken debriyaja basmayı unutmuyoruz. Araba şu an çalışır durumda. Şimdi el frenini indirelim. Şimdi ayağını frenden çek. Bak, araba hareket etti zaten. Debriyajdan ayağını az kaldı. Birinci stop. Tamam hayatım, olur böyle şeyler. Daha ilk kez arabaya biniyorsun. Şimdi arabayı tekrar çalıştır, tamam. Ayak debriyajda. Şimdi vitesi bire al. Tamamdır. Şimdi frenden ayağını çek. Çok güzel. Şimdi yarım debriyajda hafif gaza bas. Tartı gibi düşün debriyaj. Ne kadar kalkıyorsa o kadar gazla dengelemen lazım. Şimdi çek debriyajdan ve ikinci stop. Olur hayatım olur. Üzülme sen. Bu durumda daha fazla dayanamayan Osman tam ortadan girdi derse. Galiba ölüyorum. Beynim jöle gibi oldu. Annem araba kullanmayı öğrenene kadar biz arabaların önüne konan köpeklere döneriz artık. Hep böyle kafa bir ileri bir geri bir ileri bir geri. Kopmasa bari. Melih öksürerek uyardı Osman'ı. Ama Osman'ın durmaya niyeti yoktu. Anne, olay şu. Hafif kaldır. Bir anda lönk diye çekmesen aslında bir ayak kullanmayı öğrenirsin. Ama şu sert çekme olayı bir yıl idare edecek gibi görünüyor. Allah bize sabır versin. Melih Osman'ı öldürecek gibi bakarken İnci'nin gözleri dolmaya başlamıştı bile. İnci tekrar aynı aşamaları denedi. Arabayı sarsa da istop ettirmeden götürmeye başardı. Ay Melih, bu araba ne bağırıyor? Yapamıyorum. Osman dayanamayıp kahkahalarla gülmeye başladı. Ay Melih, sustur şu arabayı. Annem, sen 10 numara bir kadınsın ya. Ayağını debriyaja tam basıp freni ikiye al. Hop, ses gider. İnci dediğini yaptı yapmasına ama debriyajı her bastığında frene de basması gerektiğini düşündüğünden büyük bir gürültüyle durmak zorunda kaldılar. Üçüncü stop. Baba, ben iniyorum. Canımı yolda bulmadım. Daha çok gencim ben. Size iyi stoplar. Osman bir hışımla kendini arabadan attı. Aynı anda da İnci yaşlarını dökmeye başladı. Ben beceriksizim galiba. Oğlan şıp diye öğrendi. Ben daha arabayı hareket ettiremiyorum Melih. Melih el frenini çekip İnci'ye sarıldı. Ben o eşek sıpasını suya gönderip bir posta dayakla susuz getirmesini bilirim. Bence kesinlikle Osman yüzünden oldu. Şimdi biz sakince bir daha deneyelim, olacak. Gör bak. Sanki kendi içi stop ettirmedi sıpa. İnci şöyle bir geriye çekilip sordu. Ettirdi mi? Melih kafasını yola doğru çevirdi. Bence tekrar deneyelim hayatım. Tabii ki ettirmemişti. İnci hırsla tekrar tekrar asıldı debriyaja. Tam 17 stop sonunda araba kullanmayı öğrenmişti. Tabii Melih bir hafta boyunca baş dönmesi sebebiyle ilaç kullandı. Tansiyonu gitti geldi ama öğrenmişti ya İncisi, hiç önemli değildi. Sabır ilişkilerinde hep birinci sıradaydı. Annesinden ayrıldığında tesellisi Melih olmuştu yine. Şimdi sabrın başka bir boyutuyla karşı karşıya deyince. Ne zaman hayatta istop etse Melih gibi sabır dilenip devam ediyordu yoluna. Mola yerlerinde oğulları nefes oluyordu. Sevgi ve saygıyı sırtlarına yük değil de yelek, kalkan yapan iki insan için mesafe hiçbir şeydi. Kavuşmanın ümidine sarılıyor, rotasını bir an olsun şaşırmıyordu. Ama biliyordu ki eğer yalnız mücadele etmek zorunda kalsa bir yatakta kendini bilmeden yatan diğer kişi de kendisi olacaktı. İnsan sığınır, ihtiyaç duyar kulağına fısıldanıp sırtının sıvazlanmasına. Rahman'ı dost edinen insanda aramaz teselliyi. Ama bilmiyorsa Yaradan'ın gönderdiğine sığınır en azından. Yalnız olmayı seçenler ise ya alimlerdir
ya da zeliller. Çünkü teklik insanoğluna göre değildir. Yaradan her şeyi çiftiyle yaratmışken kaçmak ancak daha güzeli bulmaktan olmalı. Yoksa amaçsız kaçışlar yolun sonunda ya karanlığa davetiye çıkarır ya bir frenin sesi ve cılız bir far ışığını. İçim sebepsiz kıpır kıpır. Sebebi ne olabilir sence? Osman. Osman, duyuyor musun oğlum beni? Yan taraftan gelen horlama sesiyle irkildiğince. Allah senin canını almasın. Duyuyor musun diye sordum. Uyuyor musun diye değil. Bir de horluyor. Artist artist ben kullanırım ya demeyi biliyor. Ama iş icraate gelince horul horul. Aha sen hep böylesin Osman. Böyle panda gibi. Banyoya yastık koysam orada da uyuyacak. Hayır ben hiç yerinde de durmazdım ki hamileyken. Bu çocuk kime çekti bilmem. Osman uyumuyordu aslında. Bir keresinde bunun terapi gibi olduğunu okumuştu bir dergide. Kişinin kendiyle konuşması onun deliliğini ya da yalnızlığını göstermezmiş. Tamamen deşarj yöntemiymiş bu. Oto kontrolünü böyle sağlarmış bazı insanlar. İnci'nin ara ara söylenen yapısı da Osman'ı bunu denemeye teşvik etmişti. Bir de böylesini deneyecekti. Annesi gözyaşlarına boğulunca bir elin boğazını sıktığını hissediyordu. Belki dinlenmediğini bilirse içini dosyaya dökerdi. Tahmin ettiği gibi de oldu. Ben iki sohbet ederiz diye düşünmüştüm ama şehzademiz kendinden geçti. Duymasan da ne kadar kıymetli olduğunu anlatayım. Anılar beni yıkmıyor, daha da sağlamlaştırıyor şükür ki. Abini hamile kalmadan önce ne kadar doktora gittiysek de çare olmadı. Rahmimde çocuğunu tutamadığımı söylediler. Sonra şöyle hani ilk bakışta neyin olduğunu anlayan doktorlar vardır ya, öyle bir doktora denk geldik. Nedret Hanım, Allah rahmet eylesin. Bana üzülmemem gerektiğini ve verdiği iğneleri saat saçmadan vurulmamı söyledi. Başta bu kadar kolay olacağına inanamadık tabi. Bir gün aşırı mide bulantılarıyla doktora gittim. Ama midemi işittim sanıyorum. Hani iğneleri vuruluyorum ama ihtimalde vermiyorum. Tahlillerin sonucunda beni kadın doktoruna yönlendirmeleriyle ağzım bir karış açık kaldı tabi. Hemen alıp Nedret Hanım'a koştum. Hamile olduğumu ilk ondan duymak istedim. Çok şükür de beklediğimiz haberi verdi bize. Fizyolojik sürecim normal bir kadın gibi geçtiğinden meğer abin 2 aylık olmuş fark bile edemedim. Yani iğneleri ilk kullanmaya başladığım zaman abin gelmiş dünyama zaten. Tabii artık hamilelik sürecim başlamıştı ve Nedret Hanım 9 ay yatmam gerektiğini söyledi. Düşük olma ihtimali bizi öylesine tedirgin etmişti ki başlarda sürekli ağlıyordum. Baban elinden geldiği kadarıyla destek oluyordu bana. Sürprizler yapıyordu mesela. Evi balonlarla, çiçeklerle donatıyordu. Ayaklarım sıcak dursun diye su torbası hazırlıyordu her gece. Ki baban sıcağı hiç sevmez. Sarılıyordu arkadan bana. Karnımı okşarken mayışıp uyuyordum zaten. Buralara dalarsam ağlamadan çıkamam. Sonra anneannen atladı geldi İzmir'den. O zaman deden yaşıyor tabi. Umrunda olmadı evladı söz konusu olunca. Hamileliğimin sonuna kadar sadece tuvalete gittim, banyo yaptım ve çok nadir de olsa evde 2-3 tur attım. Yemeğimi anneannen yatağıma kadar getirdi hep. Hoş mutfağa adım atsam midem ağzıma geliyordu zaten. Canımdan can gitmedi öyle. Abin o kadar kolay şekilde geldi ki dünyaya, hemşireler bile sabrıma şaşırdılar. Oysa öyle anlatıldığı gibi bir sancı çekmemiştim. Ben Loğusa'yken Nedret Hanım vefat etti. Bu benim için gerçekten büyük bir düş kırıklığı olmuştu. Evet yaşı vardı ama ne bileyim şok olmuştum işte. Loğusalık dönemim bitip de bir doktora gittiğimde bir daha hamile kalabilmemin mümkün olmadığını söyledi. Bir daha bu şekilde bir tedaviyi kaldıramayacakmış bünyem. Üzüntümü tarif edebilme imkanım yoktu. Her şey üst üste gelmişti bir de. Kendimi frenlemek zorundaydım. Çünkü abine verebileceğim sütü bu şekilde kesme hakkım yoktu. Düşünmemeye karar verdim. Abin 3,5 yaşına gelince bende yine mide bulantıları başladı. Bu kez midemde bir sıkıntı olduğuna emin olarak gittim. Peki bil bakalım ne oldu? Hayır, horlamakla alakalı değil Osman. Sana hamile olduğumu öğrendim. O anki surat ifademi görmek isterdim ama babanınkini görmek yetmişti. Beni alıp öyle bir döndürdü ki uyarmasan belki şu an burada fosur fosur horlayamayacaktım.
benim horlak bandam. Bir mucize gibi geldin sen. Bir an olsun durduğumu hatırlamıyorum seni karnımda taşırken. Yatmak şöyle dursun, kimseye ihtiyacım da olmadı. Doğum yapacağım ana kadar birinden yardım bile istemedim. Üstelik abin olmasına rağmen. Ama hastaneye yalnız gitmem pek uygun olmayacağından Bigen teyzene haber verdim, hemen geldi. Hakan'ı kaptığı gibi taksiye bindik, hastanenin yolunu tuttuk. Ve dakikalar sonra seni bıraktılar kollarıma. Evet, Hakan abim benim ilk oğluşum. Ama bunu ona itiraf edemesem de senin uyuyan halini edebilirim. İnanılmaz bir bebektin Osman. Başka bir şeydin sen. Öyle güzel gülümsüyordun ki ben acı çekmenin mübah olduğunu düşündüm. Çünkü böyle güzel bir hediyeyi hak etmek gerekirdi. Öyle işte geldin dünyama, dünyamıza. Ama asıl olay bu değil. Babanın eve gelişi. Hala gülümsüyorum. Hiç gitmiyor gözümün önünden. Biz teyzenle 2 saat sonunda eve geldik. Banyomu yaptım ve güzelce giyindim. Kucağıma aldığımda seni, kapı açıldı. Normalde kapıyı çalan baban anahtarla girdi uyuyorum diye herhalde. Kapıdan içeriye adımını attı ve arkasını dönünce yaşadığı şoku tarif edemem. Ellerindeki poşetlerin zeminde bıraktığı sesten ağlamaya başladım birden. Allah'tan abin odasında uyuyordu. Tamam, sürprizi biraz abartmış olabilirim. Bak, hayatım sana bebek aldım deyince de komik geliyor şimdi. Ama baban o aralar çok büyük bir sıkıntıyla baş ediyordu. Askerlik arkadaşı aynı zamanda da sürekli görüştüğü en yakın arkadaşıydı babanın. Askerde kalmayı tercih etti. O kadar kıymetli bir insandı ki babana sarılırken kardeş kokuyor derdi. Bir gün operasyon sırasında şehit olduğu haberi geldi. Ben sana hamileydim işte. Babanın yaşadığı yıkım öyle elle tutulurdu ki acısını içime hapsetmek istedim. Günlerce doğru düzgün bir şey yiyip içmedi. Tek tesellisi şehit olmuş olmasıydı. Belki ardında bir sevgili ya da evlat bırakmadı ama baban hepsinin yerine çekti acısını. Baban istedi ki sen de Osman amcan kadar şerefli bir insan ol. O yüzden bir an bile tereddüt etmedi ismini koyarken. Ben de gönülden istiyorum bunu zaten. Biliyor musun, çok benziyorsun ona. Çok şanslıyız öyle bir insanı tanımış olduğumuz için. Şimdi aynı gururu seninle de yaşıyorum. İyi ki diyorum, iyi ki nasip olmuşsun bize. Yaradan bir yerden alıp diğer yerden misliyle veriyor. Gelene şükür edelim diye herhalde ya da daha çok sevelim diye bilmiyorum. Bildiğim tek şey seni gerçekten çok sevdiğim. Bana da çekmişsin ama biraz. Çenem açılınca durduramıyorum kendimi ama iyi geldi. Kayıplarımı, kazandıklarımı, umutlarımı ve düş kırıklıklarımı konuşmak. Seninle sensiz konuşmak bile çok iyi geldi oğlum. Uyanınca sana sıkı sıkı sarılınca garipseyeceksin ama olsun. Anneyim ben, sarılırım da sıkarım da etlerini. Yumuş yumuş olunca dayanamıyorum. Abinin etlerini sıkamıyorum mesela. Et değil, kas geliyor, betonu sıkar gibi parmaklarım acıyor. İnce pek uzun konuşmasının ardından kahkaha attı. Bunun üzerinden Leonardo DiCaprio gibi yıllardır Oscar alamayıp sonunda zirvede ulaşmış gibi açtı gözlerini Osman. Mühendis olup harcanacaktı bu çocuk. Nasıl da güzel oynuyordu. İnci Osman'ın uyandığını görünce arabayı hızla kenara çekti. Durdurup Osman'a sarıldı. Osman bu daveti karşılıksız bırakmak şöyle dursun, sıkı sık sarıldı en değerlisine. Her şeye rağmen herkes için ayakta kalıyordu. Yılın annesi Oscar'ı da İnci'ye gidiyordu böylece. Annem, ben seni çok seviyorum be. Böyle sarılman yetiyor işte. Ama biraz da boğmasak da bu duygusal iniş çıkışlarını. Onu gördüğümüzde lazım olacak biliyorsun. Kendisi benden beter ilgi delisidir. Aylar sonra da görünce çalacak hemen seni bizden. Bir süre paylaşabilirim ama çok da uzun sürmesin. Baba falan dinlemem, çeker alırım anama. Babam burada olsa sıkardı bunları söylemek ama şimdilik atıyorum böyle. Sen sakın yetiştirme bunları. Az anne ol. Son cümlesiyle kafasına şaplığa yedi Osman. Bir bir anlatıyorum babana görürsün. Ben tek başına zaten idare edemiyormuşum sizi. İstanbul'da okuyacağım dedim bak, istediğin oluyor. Abin desen neyle uğraşıyor bilemiyorum. Hoş, bilmek de istemiyorum. Osman, ben çok yoruldum annem ya.
Bir anda yaşlarla dolan gözlerinden anlamıştı Osman bir sinir krizinin eşiğinde olduğunu. Bir süre sonra İnci'den ayrılıp öptü alnından. Anneciğim, azıcık dinlenelim bence. Hem bayağı da yol geldik, olur mu? Aslında çok olmamıştı. Belki 3 saatlik yol gitmişlerdi ama hemen yorulan bünyesi yine yarı yolda bırakmıştı İnci'yi. Tamam annem, ama şöyle yapalım. Sen yan koltuğa uzan, ben biraz hava alayım. İnci ikiletmeden yan koltuğa geçti. Yanlarına aldıkları battaniye ile de üzerini örttü. Bir süre hava almış numarası yapan Osman şoför koltuğuna geçti. Ses çıkarmamaya özen göstererek yerleşti ve arabayı çalıştırdı. İnci uyanana kadar da durmadı Osman. Kalkınca papara yiyeceğini biliyordu. Hem gece araba kullanmıştı hem de ehliyeti yoktu. Ne kadar iyi kullansa da tedbirsiz bir iş yapıyordu. Saatler sonra gelecek azarı sessizce bekleyecek ve cennet favorisine teslim olacaktı. Sabahın ilk ışıklarıyla bir benzin istasyonuna çekti arabayı Osman. Kabul etmese de yorulmuştu biraz. Önce gözlerini ovuşturdu, sonra açılan kolunu örttü. Saçlarını okşamak istediyse de uyandırabilme ihtimaline karşın yapmadı. Kapıyı yavaşça kapatarak dışarı attı kendini. Önce bir iki gerindi. Kemikleri kükürdemiş, duyduğu sesle de yüzünde bir gülümseme olmuştu. Daha küçükken ayak parmaklarına kadar kıtlattırıp sırtını Hakan'ı tehdit edip kükürdeten çocuğun gülümsemesi normaldi. Benzin istasyonundaki küçük markete ilerledi. Yiyecek, içecek bir şeyler aldı ve depoyu da doldurmalarını istedi. Yine İstanbul'a kadar durmayacaktı. Zaten pek de bir yolları kalmamıştı. Elleri dolu bir şekilde tam sürücü koltuğuna binecekti ki çalan kornayla niye uğradığını şaşırdı. Etrafına bakındı, etrafında bir tur döndü ama sesin nereden geldiğini algılayamadı. Tam o anda korna tekrar çaldı. Ama korna sesi arabadan geliyordu. Arabanın camına eğilip baktı. İnci bu kez cama vurup ürküttü Osman'ı. Kapıyı açıp koltuğa oturdu. Anne, ödüm koptu. Koca adam, sindim kaldım olduğum yere. Derdin ne Allah aşkına güzel kadın? Kaşlarını çatmış, gardını indirmemeye kararlıydı İnci. Osman, oğlum genç yaşta evlat katili mi olayım annem? Sen hiç durmadan bütün gece araba kullandın değil mi? Ben sana ne diyeyim bilmiyorum. Lavaboya gidip geliyorum. Şu yan koltuğa geç ve emniyet kemerini tak. Yoksa o kemerle boğarım seni. Korkmuş muydu? Belki biraz ya da belki birazdan fazla. Anneyle şaka olmazdı da. İnciyle hiç olmazdı. Güçlü kadınlara hak ettikleri gibi davranmak gerekirdi. Osman yan koltuğa geçip emniyet kemerini taktı. Ellerini de bacaklarının arasına sıkıştırıp beklemeye başladı. Meme lazım, tırnaklarını falan sökerdi. Osman gülerek kafasını sağa sola salladı. Neler düşünüyordu böyle? Hayatta kıyamazdı ki çocuklarına. İnci günün ilk ışıkları yüzüne vururken temiz havayı çekti ciğerlerine. Havadaki umudu solukladı tek teferdi. Yatak odasının balkonuna özenle yerleştirdiği çiçekler geldi aklına. Nasıl akşam sefası hava kararınca yoyordu kokusunu naz nazdı. İnci de öyle sabahın ilk ışıklarıyla umut kokuyor ve kokluyordu. Her yeni doğan günün bir lütuf olduğunu biliyor ve nefeslerini ona sevdiği adımı bahşedeceğini düşünerek alıyordu. Sonrasında İstanbul'a adım atar atmaz Osman soluğu Galata'da aldı. İnci'ye de Hakan'a da bir şey söylememişti. Bu kadar beklemesi bile mucizeydi. Annesinin yanında olması gerekmese bir dakika durmazdı Konya'da. Galata'ya adımını attı atmasına ama etrafında bir tur atarak başını ellerinin arasına aldı. Nereden başlayacağını bilemiyordu. Gelmesi bir işe yaramalıydı. Bulmalıydı eliyle konmuş gibi ama bunun ne kadar manasız olduğunu fark etmesi de uzun sürmedi. Babam, neredesin? Çaresizlik içinde ağzından çıkan kelimeler bir anlık tüketti Osman'ı. Birkaç kafeye girdi çıktı. Herhangi bir şey duymayı beklediğine çaresizce. Yüreği daralmış ve ne yapacağını bilememişti. Yokuşu çıkarken gözü sağında duran görkemli kapıya takıldı. Edeple gelen lütufla gider. Sesli bir şekilde kapıdaki yazıyı okudu Osman. Öyle ihtiyacı vardı ki Rabbin lütfuna. Annesinin edebini her daim övdüğü oğlu belki bir lütfun kapısında sabahlardı. Kapıyı yavaşça içerek içeriye girdi. Elini dergahın duvarlarında gezdirdi.
böyle bir ferahlık değildi aradı ama alev alev yanan avuçlarına çok iyi gelmişti. Arkasını döner dönmez kocaman gözleriyle kendisine bakan bir çocukla karşılaştı. "Abi, biz yemek yiyoruz. Sen de gelmek ister misin?" Küçük bir çocuğun davetine hayır demeyecekti ama bir tanışsa iyi olurdu. "Ben yabancıyım ama önce tanışmamız gerekmez mi?" Çocuk kafasını salladı sağa sola. "Yabancı değilsin ki sen. Abilerim diyor ki burada misafirlik olmaz. Demek ki sen de yabancı değilsin." Eliyle onu takip etmesini işaret ederek koşturdu içeriye. Osman da adını bile söylemeyen çocuğun peşine takıldı. Dergahın kapısından gelip büyük bir salona ilerlediler. Ortada kocaman bir sini vardı. Sininin ortasındaysa sebzeli bir pilav. Üzerine de kuşbaşı etler kaplamıştı. Kenarlarda bir bölüm salata, bir bölüm yoğurt diziliydi. Herkes afiyetle kaşıklıyordu yemeğini. Öyle bir harmoni vardı ki yemek yerken kaba tek bir hareket görmek mümkün değildi. Sohbet ediliyor ama tek bir kişinin sesi yükselmiyordu. Şaşkınlığı has safhada olan Osman'a döndü bir anda gözler. Çünkü küçük çocuk konuşmaya başlamıştı. "Bu abiyi getirdim ben. Avluda gördüm. İsmini bilmiyorum ama misafir yok bizde ya, demek abi de yabancı değil. Yanıma oturabilirsin. Bak burası boş." Çocuk yanındaki mindere bir iki vurarak Osman'ın oturmasını sağlamaya çalışıyordu. Osman çocuğu yine kırmayıp gösterdiği yere oturdu. "Hoş geldin kardeşim. Adın nedir? Kimlerdensin? Nereden gelirsin?" Osman eline kaşığı tutuşturan çocuğa gülümseyip başını okşadı. "Suallerimize elbet cevabı alırız kardeşim. Önce bir karnımızı doyuralım inşallah." Osman tüm gözler üzerinde olduğu için tedirgin hissederken soruyu soran kişi bir anda kurtarıcısı olmuştu. O da yanındakilere uyup kaşıkladı pilavı. Bir yandan da çevresindekilerin kıyafetlerini inceliyordu. Buydu işte, derli toplu görünmek önemliydi onun için. Kimi Osman gibi giyinmişti, kimi ise tamamen başkaydı. Bazılarında uzun elbiseler vardı, üzerlerinde de elekler. Başlarındaki sarıklar öyle özenle iliştirilmişti ki gözü takılıp kaldı birine. Zaman zaman Konya'da da böyle insanlar görüyordu. Hazreti Mevlana'nın cümle kapısında normaldi de İstanbul'un orta yerinde karşılaşabileceğini düşünmemişti. Başından yüzlerine doğru inerken tıraşlarının özenle yapılmış olduğu dikkatini çekti. Sadece hacca gidenler böyle dolaşır sanıyordu ama buradakilerin günlük hayat stiliydi bu. Nereden bilsindi Osman her an sevgiliye kavuşacak gibi giyindiklerini, her an haccın iklimine hazır olduklarını, sarığın ve cübbenin ayrı birer mana taşıdığını. Ama hayatın özlerinden değil miydi öğrenmek? Üstelik öyle bir yere gelmişti ki Osman, sadece öğrenmek değil, yaşamak da nasip olacaktı. Daha fazla kimseyi gözleriyle rahatsız etmek istemediğinden önüne dönüp son derece lezzetli gelen yemeğine küçük lokmalarla devam etti. Ölçüyü çok severdi Osman da. O yüzden ortamın farklı bir havası olsa da düzeni çok hoşuna gitmişti. Yemekler yenilip sofra toplandı. Osman'a bir iş kalmamıştı. Alışkın olan gençler bir çırpıda hallediyormuştu işi. Az önce soru soran genç adam yine bitti Osman'ın yanında. "Kardeş, buyur konuş şimdi." Osman bir an bilemedi ne diyeceğini ama karşısındaki kişi ne meraktan soruyordu ne zaruretten. Rabbin iki mümin kolu buluşsun istiyordu bir sohbette. Tereddüt etse de cevaplamak istedi bu samimi adamın sorularını. "Hoş bulduk öncelikle. Adım Osman. Ben de yeni öğrendim ki babamın şehit olan arkadaşının ismiymiş. O da beni bu isme layık görmüş, koymuş. Konya'dan bugün geldim İstanbul'a. Orada oturuyorduk ama bir sebepten buraya gelmemiz gerekti. Okuyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Benden bu kadar şimdilik." Genç adam sakalını sıvazlayarak bir Subhanallah çekti. "Hoş geldin Osman kardeşim. Ben de Mustafa. Kendimi bildim bileli bu dergahın bir kapı kuluyum. Allah kabul ederse ben üstadlarımdan feyz alır, dilim döndüğünden aktarırım buraya yüz süren gençlere. Mekke bizim gönül şehrimizse Konya'da gönül dergahımız. Hazreti Mevlana Hazretlerine de gönülden bağlıyız inşallah. Kapıdaki gibi bir edep, bir lütfa talibiz. Allah erişenlerden eylesin inşallah."
Bu kapıdan girmişse bir insan boş çıkmaz Allah'ın izniyle. Ya gönlünden olur ya gönlünü verir. Gönlün güzel belli ki Osman kardeş. Taşıdığın isme layık olabilmeyi nasip etsin Hakim-i Zülcelal. Edep abidesi Hazreti Osman'ın yoluna, hakkın yoluna yoldaş eylesin. Osman kafasını sallamakla yetindi. Bir sürü dua almıştı yeni tanıştığı Mustafa'dan. Garipsemedi ama bu durumu. Etrafın uhreviyeti öyle sarıyordu ki çepeçevre, ağzından boş tek bir söz çıkması yasakmış ve dahası domino etkisine dönüşecekmiş gibi geliyordu. Aynı karşısındaki Mustafa gibi o da elini kalbine koyup eyvallah dedi. Dualarının borcunu öder gibi. Hani geçiştirir gibi de değil. Söylenen duaları bir misli de sana olsun der gibi. Minnetle baktı o da Osman'a. Duaya en çok ihtiyacı olan insanlar duanın menba başında duran insanlar olurdu. İçeriye geçelim Osman kardeş. Pirimin sohbet ve dua saatidir. Katılırsan sohbetimize bereket getirmiş olursun. Osman bu emrivakiye bozulmadı. Yemeklerini yemiş, güler yüzleriyle tanışmıştı. Bu kadarı da borcum olsun diye düşündü. Oysa ki zaten ihtiyacı olan kendi ruhuydu. Yani kaba tabirle kıyağı kendine geçiyordu da haberi yoktu. Birlikte konuşarak tabii sessizce olmak şartıyla sohbetin yapılacağı geniş soğana doğru ilerlediler. Her yerde kalorifer olmasına rağmen girişin sol tarafında bir de kuzine vardı. Şimdiki çocukların karşılaşamayacağı bu eski ama sıcak görüntü memnun etti Osman'ı. Onlar da çatıya koymuşlardı bundan bir tane ama anneannesi geldiğinde yakıyorlardı ancak. Oysa özlemişti o da üzerinde pişen kestanelerin tadını, ızgaranın üzerinde kızartılan ekmekleri ve içine yerleştirilen patatesleri. Yeni yemek yemiş olmasına rağmen midesinin kazındığını hissetti. Pek kimsenin olmamasını fırsat bilerek sobanın yanında bir yerlere oturdu. Kim bilir belki bir patates falan düşerdi kafasına. Ve gelelim Ali'ye. Selamünaleyküm hocam. Nasılsın? Elhamdülillah diyelim. Geliyorsun değil mi? Ben Galata'nın yolunu yarıladım. Öyle mi? Pekala o zaman. Allah'a emanet ol ve yardımcın olsun inşallah. Ali Bekir'le dergaha gitmek için sözleşmiş ama evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Acil bir işi çıktığını da utana sıkına söylemişti Bekir. Bir söz verildiyse tutmamak olmazdı ama biraz mecbur kalmış, biraz da kendi gönüllü olmuştu. Belki de hayatında ilk kez birine karşı böylesi mahcup oluyordu. Kelimelerin kendi adına kifayetsiz kalacağını bildiğinden de hiç laf kalabalığı yapmamıştı. Ama güzel bir telafiyle alacaktı gönlünü. Ali dergahın önüne geldi ve şöyle bir soluklandı. Hayret ediyordu Bekir'in bir seferde buraya çıkabilmesine. Nefes nefese kaldığına şahit olmuştu ama o bunu bilerek gölgeliyordu. Kendinden kat be kat sıkıntıda olan insanlar varken hastalığını ayan beyan ortaya sermeye ayıp sayıyordu kendini. Ali o kadar seviniyordu ki tıp okuduğuna. Bekir'e bir şey olma ihtimalini hiç getirmek istemese de aklına en azından elinden gelenden hep fazlasını yapacağını biliyordu. Rahatlatıyordu bu da onu. Ama yaradan bir takım imtihanları hazırlamışsa insana zaten engel olunamazdı. Bir kalp doktoru eşini kalp krizinden kaybedebilir ya da bir beyin cerrahı beyninde tümör olan evladının kanamayla ölümüne şahitlik edebilirdi. Hiçbir şey aciz insanoğlunun elinde değildi ki. Ali dergahın kapısına gelinceye dek içerisinden tüm sevdiklerini koruması için Rabbine dua etti. Kapıyı aralayıp içeriye bir göz attı. Daha henüz toplanmamıştı kimse. Rahatsız oluyordu bir ortama girince gözlerinin ona dönmesini. Ama yine de kurtulamamıştı. Çocuğun biri şöyle bir süzmüştü. O da ısınmaktan büyük keyif aldığı sobanın yanına gidip kuruldu. Alo, efendim anne. Galata'dayım. Ama nerede olduğumu sorma açıklayamam. Ben de neden buradayım bilmiyorum. Merak etme, kötü bir yerde değilim. Sadece... Annem, eve gelince konuşalım mı? Sadece iyi olduğumu ve birkaç saate geleceğimi bil. Görüşürüz anneciğim. Osman telefonu kapatıp yanına oturan Ali'ye şöyle bir baktı. İlk olarak dikkatini iyi giyimli olduğu çekti. Ama hava soğuk olmasına rağmen üzerinin ince olmasına pek anlam veremedi. Normal bir insan bu havada bu halde üşürdü. Hayrola kardeş, bir sıkıntın mı var? Bu beklenmedik soru karşısında afalladı Osman.
dikkatli bir şekilde baktığını fark edememişti. Yok öyle dalmışım. Ali karşısında dil tutan çocuğun haline gülmemek için kendini zor tutuyordu. Yani bilelim de ona göre davranalım. İlk kez mi geliyorsun buraya? Ali daha fazla şakayı devam ettirmek istememiş, gevşeyen yüzüyle birlikte Osman'da rahatlamıştı. Zor bir durumda kalmadıkça narin bir yapısı vardı Osman'ın. Kimseye ne sözü ne de yumruklarıyla incitmek istemezdi. Kapıdaki yazı çekti diyebilirim. Aslında biraz annemin hala küçük çocuk gibi edepli oğlum, akıllı oğlum diye sevmeleri sebep oldu. Edeple gelince lütufla gidiyormuşsun ya, benim de bir lütfa çok ihtiyacım var. Ne kaybederim ki dedim, girdim içeriye. Yemek ikram ettiler. İyi bir abiyle tanıştım. Bir de soba var tabi. Eksik olan şey çay. Sadece bir de patates var ama onu karıştırmayayım hiç ben. Son dediklerinden bir şey anlamamıştı Ali ama anladığı bir şey varsa o da bir derdi olduğuydu. Nasiplenmeyi kendine lütuf sayacağın bir yerdesin. Kimse buradan boş yürekle dönmez elhamdülillah. Ne aradığını bilmiyorum kardeş. Ama devanı yine Rabbinden dilen ki aradığın uğruna tutulduğun imtihanın bir anlamı olsun. Ne dediğini anlasa da pek az dua eden Osman'ın işine gelmemişti bu durum. İşe dalgaya vurmaya tercih etti. Hayrola, kalp doktoru musun sen abi? Ali tam gülecekti ki söylediğine ki Mustafa seslendi tam o anda. O da Mustafa'nın dediklerinden sonra gülümsemek şöyle dursun bastı kahkahayı. Oo doktor, hoş geldin. Osman ağzı açık bir şekilde kala kaldı öyle. Bir olmuş, dalga mı geçiyorlardı onunla? Hoş buldum Mustafa ağabey. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyisin inşallah. Elini kalbine koydu Mustafa. Ve aleykümselam. Fars sevabı kazanayım diye önce senin selam vermeni bekledim. Helal et kardeş. Nasıl olayım doktor? Elhamdülillah. Sağlığına duacıyız. Sen nasılsın? Ali de kalbine koydu elini. Demek burada racon böyle diye düşündü. Çok şükür ağabey. Aldığım nefes adedince yaradana şükretsem de az. Yuvarlanmıyoruz. Ayaklarımız yere basıyor çok şükür. Osman konuşmanın ahengiyle bir Ali'ye bakıyordu bir Mustafa'ya. Girdiği dergahla ilgili bir not daha ekledi aklına. Burada herkese iyi davranılıyordu. Bekir kardeş yok mu? Sağlığı yerinde inşallah. Ali dudaklarını bükse de iyi manasında kafasını salladı. Biliyorsun başına gelen musibeti alır o başa taç yapar Bekir. Hiç olmayacak bir iş gelmiş başına. Duyunca ben de neye uğradığımı şaşırdım ama kendisi son derece anlayışla karşılamış. Ama buraya gelememe sebebi o değil. Sağlığı iyi çok şükür. Mustafa gülümsedi. Bekir gibi ihlaslı genç bu kapıdan daha girmedi diye düşünse de ses etmedi. Musibette sabır kadar lezzetli bir şey yoktur doktor. Böyle tenine işler bir süre sonra isyan eden ruhun şükretmeye başlar. Çünkü nedensiz vermez hiçbir derdi yaradan. Ya heybene sevapları doldurursun ya da bir zaman sonra fark edersin ki sağanak bir yağmurun ardından eleştirilmiş gökkuşağı. Nasıl sebepsiz girmiyorsa kimse bu kapıdan, musibet de sebepsiz uğramaz insana. Ali başını salladı ama sözlerin muhatabının Osman olduğunu Osman'dan başkası bilmiyordu. Yani diyorsun ki ağabey, sarp kayaları var eden de bir, o kayalardan suyu akıtan da. Allah razı olsun. İşte rahmet buydu. Kayaların içerisinden suları fışkırtan, yağmurun ardına göğün kuşağını bağlayan, musibette rahmet tecellisini göremese de şimdilik en azından bir rahmetin var olduğunu idrak etmişti Osman. Ders almayı bilene bir satır çok gelirken derse vakıf olamayana kitaplar yetmezdi. Bunun için de çokça kavrulmak, acıyı iliklere kadar yaşamak gerekirdi. Zahmet gelmeden başa rahmet buyur etmezdi. Siz tanıştınız mı? Doktor, kardeşimizin adı Osman. Konya, dar gelmiş bir de İstanbul'u seyredeyim demiş. Maşallah kardeşimiz genç yaşında varmış kapımıza. Allah kabul etsin. Osman kardeş, bu yiğit de Ali. Kendisi tıbbi eğitimi alıyor. Şimdiden gönlüm biliyor ki iyi bir doktor olacak. Allah'ın izniyle. Ben misafirime bakayım hemen geliyorum. Gitmeden uğra doktor olur mu? Allah'a emanet ol Osman kardeşim. Ali Osman'ın yanına geçip bağdaş oturdu. Osman kemküm etmeden özür dileyecekti. Abi
Ben saygısızlık etmek istemedim. Şaka yapmıştım ama senin o su sızdıran kayayı yedim başıma. Kusuruma bakma artık. Ben buraların raconu mu derler ne derler pek bilmiyorum. Öyle işte. Yalnız benim aklıma bir şey takıldı. Hani burada misafir olmazdı? Osman'ın omuzuna narin bir şey dokunur gibi dokundu Ali. Sanki çok narindi de ürkütmekten korkuyordu. Dert etme. Anladım ne demek istediğini kardeş. Estağfurullah. Niyeti anlaşılmaz mı insanın? Çocuk değiliz ya artık. Racon demezler de düstur derler. Buranın düsturu da bir başka. Kapıdan girince giyiyorsun o urbayı üstüne. Bizler misafir değiliz. Çünkü ayaklarımız getirdi bizi buraya. Tamamen gönlümüzün sevki mevcut. Ama o misafir gözlerini hiç açmadı ki ev sahibi olsun. Pek anlayamadı Osman ne dediğini. Daha fazlasını söylemek istese de üstelemedi. İlk kez tanıştığı birine böylesi yakınlık bile çoktu. Ama bilemiyorlardı ki biri yaralıydı, diğeri doktor. Birinin derdi vardı, diğerinde dermanı olan. Neyse kader, o yaşanacaktı şüphesiz ama edebiyle gelenin lütfu bir değil, bin olacaktı. İşte iki çeyrek daha buluştu. Ne mutlu bize. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Hikayenin yazarı Nur Genç Hanım. Yeni bölüm haftaya inşallah. Yani yakın bir zamanda inşallah. Şimdi böyle yorum yapmadan gidiyorsunuz ya. Yazarın da gönlü kalıyordur. Benim de gönlüm kalıyor sizde. Böyle en sevdiğiniz karakter hangisi? Şu yorum kısmına bir yazın hele. Biz de görelim neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz hikayeyi dinlerken. Eğer hala kanala abone olmadıysanız da yeni hikayeleri dinlemek için Cihan Bozacı YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun dostlar.